Evet arkadaşlar, dersimize başlıyoruz. Sizlerle termodinamiğin birinci yasasını açık sistemler ve kapalı sistemler için güzelce ele aldık. Şimdi termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapacağız. Tabii ki her iki yasa da bizim için önemli. Onun önemini zaten biraz sonra derste anlatmaya çalışacağız. Evet, dersimize başlayalım. Dersimizin içeriğinde geçmişte öğrendiğimiz bazı konuların çok kısa tekrarı da olacak. Yine enerjiyle başlayalım. Değişikliklere neden olma yeteneğidir demiştik enerjiye ve enerji korunan bir özelliktir. Termodinamiğin birinci yasası altında biz bunu güzelce inceledik. Biz termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu, enerji eşitliği, enerji dengesi eşitliği adı altında da ele aldık. Yani enerji dengesi eşitliğini göz önüne alarak birinci yasadan yararlandık ve termodinamik için gerekli hesaplamaları yaptık. Ama termodinamik birinci yasasına uymayan hal değişimi olmaz deyip termodinamiğin ikinci yasasından da kesinlikle bahsetmemiz gerektiğini söyleyeyim. Bu iki yasa herhangi bir sistemin çalışmasını sağlıyorsa o sistem gerçekte çalışır diyebiliriz. Evet, termodinamiğin birinci yasasına uymayan hal değişimi olmaz. İki durumu göz önüne alalım demişim. Bu önemli. Birinci yasaya uymayan hal değişimi olmazsa birinci örneğimiz şöyle olsun. Bir masanın üstüne çayı koyalım. Bu çayın belli bir sınırı olsun. Ve çay 60 derece, oda 22 derece ise ve çaydan oraya tabii ki ısı transferi olacak. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ısı geçişi olacak. Çay kısa sürede soğuyacak. Bu çerçevede çayın kaybettiği enerji miktarı oda havasının kazandığı enerji miktarına eşit olacak. Yani hal değişimi termodinamiğin birinci yasasına uygun. Sonuç olarak birinci yasa çerçevesinde biz bunu değerlendirdiğimizde zaten sistem sınırını doğru çözdükten sonra oda havasının kazandığı enerji miktarını hesaplayabiliriz. Çayın kaybettiği enerji miktarını hesaplayabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Çayın sıcaklığı oda sıcaklığından büyük. Serin odada bulunan havadan çaya ısı transferi olsun. Çayın sıcaklığı daha da artsın. Bu hal değişimi kendiliğinden gerçekleşemez. Bunu zaten biz gözlüyoruz ve biliyoruz. Gerçekleşseydi eğer çaya havanın kaybettiği enerji miktarı çayın kazandığı enerji miktarına eşit olacaktı. Yani birinci yasaya bir aykırılık yok. Ama hangi durumlarda hal değişimi kendiliğinden gerçekleşebilir veya gerçekleşemez durumunu incelemek için mutlaka ikinci yasaya bakmamız gerekiyor. Hal değişimi termodinamiğin birinci yasasına uygun demişim ikinci örnek için. Birinci ve ikinci durum için sonuç hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir. Tersi yönde gerçekleşmez. Termodinamiğin birinci yasası ise hal değişiminin yönü üzerine kısıtlama koyamıyor arkadaşlar. Termodinamiğin birinci yasasının sağlanması hal değişiminin mutlaka gerçekleşeceği anlamına da gelmiyor. Yani birinci yasa bize yetmez. Güzelce birinci yasayla ilgili hesaplamalarımızı yapabiliyoruz, termodinamik açıdan kullanabiliyoruz ama hal değişimlerinin yönü veya gerçekleşmesi hakkında bize kesin bilgi vermez. Bu durumda termodinamiğin ikinci yasasına başvurulur. Çay örneğindeki gibi arkadaşlar, ters yöndeki hal değişimleri termodinamiğin ikinci yasasına aykırıdır. Bu aykırılık entropi özelliğiyle ortaya konulacaktır ki biz entropiyi bir dahaki derste güzelce ele alacağız. Bir hal değişimi ancak termodinamiğin birinci yasasını ve termodinamiğin ikinci yasasını birlikte sağladığı zaman gerçekleşir. Bu kısım önemli. Ne demişim? Hal değişimi var elimizde. Birinci yasayı sağlıyor. Gidiyoruz ikinci yasaya sağlıyor, gerçekleşir. Yani o sistem gerçekte de çalışır. Bugün termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapacağız. İkinci yasa bize ne gösterecek? Bir kere biraz önce de konuştuk. Hal değişiminin yönünü belirleyecek. Enerjinin niceliği yanında niteliğini de belirleyecek. Yani nicelik sayısalsa nitelik kavramsal veya verimli sistem açısından, kalite açısından ele alınacak. Yani niceliği yanında biz niteliğine de kalitesine de bakacağız. Termodinamiğin birinci yasası nitelikle ilgilenmez.
enerjinin niceliği, miktarı ile ve bir biçimden diğerine dönüşümü ile ilgilidir. Bunu güzelce gördük zaten. Enerjinin miktarı ile niceliği ile birinci yasa ilgileniyor. Enerji dönüşümleri ile ilgileniliyor. Ama enerjinin niceliği yanında niteliğini de biz ikinci yasayla belirleyeceğiz. Evet, bildiğiniz gibi potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Bununla ilgili geçmiş derslerde bir örnek vermiştik. Enerjinin toplam miktarı sabit kalıyor, bunu da söylemiştik. Enerjinin niteliği ve bir hal değişimi sırasında bu niteliğin nasıl azaldığının belirlenmesini ikinci yasa bize sağlıyor. Yüksek nitelikteki, örneğin yüksek nitelikte ne demek? Yüksek sıcaklık olabilir. Enerjinin büyük bir bölümü işe dönüştürülebilir. Enerjinin işte niteliği bu bakımdan önemli. Ne kadar yüksek sıcaklıkta, örneğin su için kızgın buharla çalışıyorsak, o kızgın buharın büyük bir bölümünü biz işe dönüştürebiliyoruz ki amacımız zaten termodinamikte ısıdan iş elde etmek. Buhar türbinleri ve su türbinleri bunlara örnek arkadaşlar. Tabii ki buhar türbinleri verimi ne olur, su türbinleri verimi ne olur, o sizin araştırma konunuz olsun. Sizler makine mühendisi adayları olarak buhar türbinleri ve su türbinleri verimlerini güzelce araştırın. Isı makinesi ve soğutma makinesi verimlerinin teorik sınırlarının belirlenmesine ikinci yasa yardımcı oluyor. Arkadaşlar ısı makinesi ve soğutma makinesini, bunun yanında ısı pompasını da biraz sonra göreceğiz. Bunların verimlerinin teorik sınırlarını belirliyor ikinci yasa. O teorik sınırlarının üzerinde bir verim elde edemiyoruz bu sistemlerden ve bu sistemlerin sınırını, verimsel açıdan sınırını bize güzelce söylüyor. Biz teorik sınırı en yüksek alabileceği verimi bildikten sonra gerçekte bu makine nasıl çalışır onun hakkında da bir ön bilgimiz oluyor. Kimyasal reaksiyonların tamamlanma oranını belirler. Tabii biz bu konuyu bu derste ele almayacağız ama sonuç olarak bir kimyasal reaksiyonlar bazen başlıyor. Daha istenilen sonuca varılmadan duruyor. Neden durduğu, neden tamamlanmadığı ikinci yasayla ortaya konuluyor. Kusursuzluk durumunu tanımlıyor. Kusurların ortadan kaldırılmasında kullanılıyor. Arkadaşlar hiçbir sistem kusursuz değil ama kusursuz olmayan bir sistem zaten teorik olarak ikinci yasada veya egzersizde ortaya konulacak. Ama herhangi bir sistemin kusursuzluk durumunu güzelce ikinci yasayla biz tanımlayabiliyoruz. Her sistemde belli kusurlar olacak. Bunların en önemlisi de sürtünme olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ikinci yasaya giriş yapıyoruz. Giriş çerçevesinde arkadaşlar ısı ve enerji depoları tanımıyla devam edelim. Bütün bu tanımlamalar bize ısı makinesi ve soğutma makinesi çevrimlerinde yardımcı olacak. Isı ve enerji depoları sıcaklığında bir değişim olmaksızın, yani sabit sıcaklıkta olacak, sonlu miktarda ısıyı verebilecek ya da alabilecek büyüklükte ısı enerji sahasına sahip varsayımsal bir cisim ısı enerji deposu olarak isimlendiriliyor. Isı enerji sahası dedik, o kütle çarpı özgün ısıya eşit zaten, birimi jül bölü kelvin. Ve bu çerçevede ısı enerji depolarından yararlanıyoruz. Biraz daha açarsak, ısı enerji depoları örneğin en çok kullanılan atmosferik hava bizim için bir ısı enerji deposudur. Biz atmosferik havaya herhangi bir enerji verdiğimizde bunun sıcaklığı, yani yakın çevre hariç, değişmez, etkilenmez. Okyanuslar, göller, akarsular özellikle ısı pompalarında kullanılan yardımcı ısı enerji depoları. Kazan da bizim için örneğin bir ısı enerji deposu, güneş de, nükleer reaktör de bu kapsamda ele alınabilir. Bu kapsamda biz iki tane önemli tanımı kullanacağız arkadaşlar. Isı enerji kaynağı ve ısı enerji kuyusu. Biz buna kısaca ısı kaynağı, her ikisine de kısaca ısı kaynağı da denilebilir. Ama ayrıntılı konuşacaksak birincisi ısı enerji kaynağı, ısı enerjiyi sağlayan depo. Biz buradan ısı enerjiyi sağlıyoruz ve bu ısı enerji kaynağının sıcaklığının değişmediğini kabul ediyoruz. Yani atmosferik hava bizim için ısı enerji kaynağı olabilir. Isı enerji kuyusu var, ısı enerji alan depo. Ya mesela yine atmosferik hava ısı enerji kuyusu olabilir. Klimalar nasıl
yaz-kış çalıştırdığımızda atmosferik havadan enerji alıyor veya buraya enerji veriyorsa duruma göre ısıl enerji kuyusu veya ısıl enerji kaynağı olabiliyorlar. Tabii bu çerçevede bak ben buraya ısıl kirlenme demişim. Sonuç olarak biz atmosferik havayı ısıl enerji kaynağı veya kuyusu olarak kullandığımızda istemesek de bir ısıl kirlenmeye neden olabiliyoruz. Birçok çalışan sistem ısıl kirlenmeye neden olabiliyor. Bu da ayrı bir konu, çevre konusu. Isıl enerji depoları termodinamiğin iki cezasını açıklamaya çalışırken kullanılacaktır demişim. Yukarıdaki iki tanımı kullanacağız. Uzunca tanımları ısıl enerji kaynağı, ısıl enerji kuyusu, ısıl enerji sağlayan veya alan depolar olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra yine ele alacağız. Arkadaşlar şimdi bir giriş yapıyoruz. Bazı bilgileri de kısaca tekrar ediyoruz. Buraya iş bilgisini almışım. Kolaylıkla enerjinin diğer biçimlerine dönüştürülebiliyor iş. Mesela elektrik enerjisi elektrikli ısıtıcıyla ısı enerjisine dönüştürülebiliyor. Suyun içinde dönen mil bir mekanik iştir bu. Önce suyun iç enerjisini arttırıyor ve ısınan sudan çevreye ısı geçişi olabiliyor. Yani iş elektrik işi olsun, dönen mil işi olsun bunlardan kolaylıkla biz ısı enerjisi elde edebiliyoruz. Yanında da şekilde mesela dönen bile ele almışız. Bunu çevirdiğimizde suyun iç enerjisini arttıracak. Burada su veya hava ne varsa bu çerçevede burası ısınacak ve ısınan akışkandan çevreye ısı transferi olacak diyebiliriz. Ama suya ısı girişi olunca mil dönmez. Bakın birinci yasa buna karışmıyor. Ben bu suya ısı verdiğimizde mil döner mi dönmez mi? Birinci yasa bunu söyleyemez. İkinci yasa bize söylüyor. Burada söyleyeceğimiz son nokta, işten biz kolaylıkla ısı elde edebiliyoruz ama ısıdan kolaylıkla iş elde edemiyoruz. Sonuçta elde ediyoruz ama onun bazı zorlukları olacak. O konulara da giriş yapacağız. Evet arkadaşlar, sistemde 61 kişi var. Umarım herkes bizi dinliyordur. Bu konular önemli. Final ödevinde ağırlıklı konular bunlar olacak. Bu konuları öğrenebilmeniz, anlayabilmemiz için geçmişteki bütün bilgileri de bilmeniz gerekiyor. Isının işe dönüştürebilmesi için bazı özel düzeneklere gerek duyuluyor arkadaşlar. Bu düzeneklerin birincisi ısı makineleri olsun. Isı makinelerini artık kullanacağız. Bunlar çevrim geçiren sistemler. Önce şu basit gösterimle başlayalım. Gördüğünüz gibi şekil 1 ile kısaca ısı makinelerini gösteriyoruz biz. Bu ısı makinesine bir Q giren var. Yani yüksek sıcaklıktaki kaynaktan ısıyı alıyor ve kullanıyor. Kullanamadığı ısıyı Q çıkan olarak gösteriyoruz. Düşük sıcaklıktaki kuyuya bunu atıyor sonuç olarak. Ve amacımız bizim bu iki Q giren ile Q çıkan arasında bir net iş çıkışı sağlamak. Isı makinesinin amacı bu. Kapalı formda basitçe bu şekilde gösterebileceğimiz gibi açık formda yine basitçe şekil 2 ile gösterebiliriz. En önemli eleman kazan. Kazana bir kere bir enerji kaynağı bu kazan. Kazana bir Q giren var. Ne yapıyor kazan? İçinden geçen suyu örneğin doğalgazda biz kızgın buhar haline getiriyoruz. Kazanda doğalgaz girişi yani Q giren demek. Sonuçta bu kızgın buhar türbine gidiyor. Buradaki türbin kanatlarını çeviriyor ve bir iş elde ediyoruz. Bu elektrik işi. Bu V çıkan bizim için çok önemli. Türbine örneğin kızgın buhar olarak giriyor. Su türbini olsun bu. Buhar türbini. Su türbinleri ayrı. Buhar türbine kızgın buhar olarak giriyor. O kızgın buhar enerjisini pervanelere veriyor. İçeride ondan sonra kullanamadığı enerjiyi buradan örneğin ıslak buhar olarak dışarı atıyor türbin. Buradan ıslak buhar veya doymuş buhar olarak bir çıkış sağlanıyor. Biz bu ıslak buharı alıyoruz, yoğuşturucuya gönderiyoruz ve yoğuşturucuda enerjisini daha da azaltıyoruz. Buradan ısı çekiyoruz ve enerji kuyusuna, örneğin atmosfere bu ısıyı atıyoruz. Şimdi yoğuşturucu ıslak buhar olarak giren suyu şurada sıkıştırılmış sıvı veya doymuş sıvı olarak elde etmemiz lazım. Neden? Pompa sıkıştırılmış suyla veya doymuş suyla çalışır. Islak buhar yoğuşturucu olmasa direkt ıslak buharı buraya atsak pompa çalışmaz. Hani bu yoğuşturucu niye var? Onu kısaca bu şekilde söyleyeyim. İleride daha ayrıntılı bazı bilgiler de vereceğim.
Pompayı çalıştırmak için elektrik işi girişi lazım. Sonuç olarak buradan bir V'ye giren, buradan V'ye çıkan var. Tabii ki V net çıkandan bahsetmemiz gerekecek. Bizim için önemli olan V net çıkan. Arkadaşlar basitçe ısı makinesini bu şekilde gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi sistem sınırı gri olarak gösterilmiş. Ha, bakın bu sistem sınırına göre bu kapalı bir sistem. Sonuç olarak buradan Q girişi, Q çıkışı, V girişi, V çıkışı var ama kütle giriş çıkışı yok. Sistem sınırını böyle seçersen çevrim geçiren bu ısı makinesi kapalı bir sistem. Ama kazanı, türbünü, yoğuşturucuyu, pompayı tek başına alırsan ve sistem sınırını o elemanın sınırında belirlersen o elemanların her biri açık sistem oluyor. Problemleri ona göre çözeceğiz. Isı makineleri şekil 1 ile şematik olarak verildiği gibi yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan ısı alırlar. Yani Q giren mutlaka olacak. Bu Q giren olmasa zaten çalışmaz. Bu ısının bir kısmı işe dönüşüyor V net çıkan olarak. Geri kalan atık ısı ise düşük sıcaklıktaki bir kuyuya atılıyor Q çıkan olarak. Böylece bir çevrim tamamlanıyor. Çevrimde bir iş akışkanı da kullanılıyor. Bu biraz önce dediğimiz gibi su olabilir. Soğutucu akışkanlar olabilir, hava olabilir artık sistemin durumuna göre. Şekil 2 ile dıştan yanmalı bir makine olan duvarlı güç santrali verilmiştir. Biraz önce onu da söylemeye çalıştık. Evet, bu şekil 2'de bir buhar türbünü var. Bu çerçevede bunun tam adı dıştan yanmalı bir makine olan buharlı güç santraliymiş. Buharlı güç santrallerinin basitçe çalışma şekli yukarıdaki şekil 2 gibidir. Bu santral ısı makinesine iyi bir örnektir demişim. Burada V net çıkan, tabii ki V çıkan eksi V giren olacak. Bu türbinden çıkan, bu da pompaya giren iş miktarı olmak üzere bunun farkı bizim için önemli. Burada maalesef pompada bir miktar elektrik enerjisi kullanacak. Arkadaşlar biz basitçe hani biraz önce de konuştuk bu şekil 3'teki gibi ısı makinalarını gösterebiliriz. Yüksek sıcaklıktaki depo demiş bak. Onun sıcaklığını TH olarak alacağız kısaca. Buradan aldığımız ısı enerjisini kısaca QH diyeceğiz. Buna Q giren de diyorduk. QH de diyebiliriz. Çıkana QL diyeceğiz. Bu düşük sıcaklıktaki depoya yani TL sıcaklığına gidecek. Burada TH ile TL sabit sıcaklık olacak ve V net çıkanı da bu şekilde gösterebiliriz. Isı makineleri bizim için önemli. Zaten sanayide çok kullanılan elemanlar. Termodinamik sistemler. Evet, buharlı güç santrali için enerji dengesine bakalım. Arkadaşlar biraz önceki şekil 2 buharlı güç santrali idi. Santrale ait her bir eleman, burada bak pompa var, kazan var, türbin var, yoğuşturucu var. Sürekli akışlı düzenek olarak alınabilir. Bu sürekli akışlı düzenekleri işledik ve işlerken dedik ileride bize bunların her biri lazım olacak. Sistem sınırı şekil 2'deki gibi çizildiğinde yani biraz önce gri olarak gösterdik. Böyle çizilir ise bu çevrim kapalı bir sistem olacaktır. Ondan da bahsettik. Yine burada bahsedelim. Önemli. Bizim bu çevrim bak burada kapalı sistem. Sınırı delen 4 tane eleman var. Bunlar iş ve ısı. Onun için kapalı sistem. Termodinamiğin birinci yasasını her zaman kullanacağız. Biz bu çevrim için yazarsak E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem tamam. Ama bu çevrim için yazarsak arkadaşlar çevrimde delta E sistem her zaman sıfır. Neden? Bir noktasından başlıyoruz, 2'ye gidiyoruz, 3'e gidiyoruz, 4'e gidiyoruz, sonra tekrar 1'e dönüyoruz. Yani aynı enerji miktarına dönüyoruz. O zaman çevrim için sistemde, şurada mesela sistemde delta E değişimi sıfır. Ama bunun yanında E giren ve E çıkanlar var. Q giren artı V giren artı işaretle E giren kapsamında. Eksi Q çıkan eksi V çıkan eksi işaretli E çıkan kapsamında. Biz ısıları burada toplarsak Q giren eksi Q çıkan. Tabii ki Q giren büyük olacak. Bunların farkı burada yer alırsa diğer tarafta V çıkan eksi V giren olacak ki biz buna V net çıkan diyoruz zaten. Yani V net çıkan için Q giren eksi Q çıkanın farkına bakmak zorundayız. Bu sonuç önemli. İkinci önemli nokta ısı verim. Bundan sonra verimleri de tanımlayacağız.
elde edilen net iş var bu sistemde ve toplam gelen ısı var. Yani biz bu toplam gelen ısı kadar, burada Q giren kadar buraya bir enerji veriyoruz. Amacımız iş elde etmek, o da V net çıkan kadar oluyor. Bu ısır verimi bu şekilde tanımlayacağız. Buraya ne demişim ben? Q giren olmasa V çıkan olmaz. Tabii ki Q giren şart. Kullanılan iş ise V net çıkan kadar olur. Tamam. Yukarıdaki ısır verimi tanımladık. Bu sistem için yazarsak konuştuk ya. V net çıkan bölü Q giren. Arkadaşlar V net çıkanı yukarıda ne dedik? Q giren eksi Q çıkan. Bu çerçevede hepsini Q cinsinden yazarsak bu şekilde yazabiliriz. Matematiksel olarak da biz bunu 1 eksi Q çıkan bölü Q giren olarak yazabiliriz. Yani sadece Q'lar cinsinden de yazabilirsin. Başında 1 eksi var. Q çıkan bölü Q giren. Ama V net çıkan lazımsa bize V net çıkan bölü Q giren olarak da ısıl verimi bu termodinamiğin birinci yasası verimi. Bak hani ikinci yasa değil bu. Bu ısıl verim ilk kez tanımlıyoruz. Evet, termodinamiğin birinci yasası verimi ısıl verimdir bu. Bakın Q çıkan sıfır olsa şurada bakalım. Ha şurada bakalım. Q çıkan sıfır olsa o zaman ısıl verim bir oluyor. Veya %100 oluyor ki bu mümkün değil. Yani hiçbir ısı makinesinin verimi %100 olamaz. Isıl verim sıfırla bir arasında değişir. Bak bire eşit değil. Birden her zaman küçük. Ama teorik olarak sıfıra eşitse zaten o sistem çalışmaz. Burası da önemli arkadaşlar. Neden bu %100 olamaz? Onun hakkında da konuşacağız. Biz sizlerle ya Q çıkan diyeceğiz ya Q'lu edeceğiz aynı şey. Ya Q giren diyeceğiz veya QH diyeceğiz. Artık problemin cinsine göre. Isı kuyusu sıcaklığına TL diyeceğiz. Isı kaynağı sıcaklığına TH diyeceğiz. Biraz önce de konuştuk. O zaman ısıl verimi biz 1 eksi QL bölü QH olarak yazabiliriz. Ve yanına tekrar ısı verimin değişim aralığını yazmışız. Peki gerçek hayatta nelerle karşılaşıyoruz? Örneğin buca ateşlemeli otomobil motoru. Her zaman kullandığımız otomobiller. Bundan ısı verimi bakın %30 kadar. Yani siz benzini depoya dolduruyorsunuz. Bunun ancak %30 kadarı tekerlekleri döndürüyor diyelim kabaca. %70'i sürtünmeye gidiyor. Egzozdan çevreye gidiyor. Bu iyileştirilse ancak %40 olabilir diye düşünüyorum. Dizel motor ve büyük gaz türbünü santrallerinde ısıl verim %45. Bak dizel motorlarda başka sorunlar var ama verim %45'e gidiyor. Büyük gaz türbinlerinde de %45 kadar oluyor. Birleşik gaz buhar türbininde ise %60'a kadar ısıl verimi görebiliyoruz. Ama %100 mümkün değil. %100 mümkün olmadığı için çevre kirliliği de her zaman söz konusu. Tabii biz mühendisler hani termodinamik açıdan her türlü analizi yaptıktan sonra bunun insanlığa katkısı, çevreye katkısı, ekonomiye katkısı her şeyine bakmak zorundayız. Biz burada sadece termodinamik açıdan şu anda değerlendirme yapıyoruz. Arkadaşlar Q çıkan olmayabilir mi? Yani onu burada yazmışım okursunuz. Q çıkan olmadan çevrim tamamlanamaz. Bunu entropide de ben anlatmaya çalışacağım. Q çıkan olmadan verim kesinlikle tamamlanamıyor. En basit o pompa için bir orada bir ısı değiştirici, bir yoğuşturucu şart. Orada da Q çıkan olması şart. Şimdi kısaca böyle diyelim. Yine burada yazdığım örneği okursunuz. Gelelim Kelvin-Planck ifadesine. Arkadaşlar termodinamik ikinci yasasına giriş yapıyoruz. En önemli noktanın birincisi Kelvin-Planck ifadesi. Termodinamik bir çevrim gerçekleştiren bir makine yalnızca bir kaynaktan ısı alıp net iş üretemez demişim. Yani verimi %100 olan bir ısı makinesi yapmak olanaksızdır. Bu çevrimi gerçekleştirirken yalnızca bir kaynaktan yani yalnızca bir ısı kaynağından ısı alıp net iş üretemez. Bir ısı kuyusu da olmak zorunda. Kelvin-Planck bunu yaptıkları çalışmalarla ispatlamışlar ve Kelvin-Planck ifadesi olarak ortaya koymuşlar. Kelvin-Planck ifadesi negatif ve mümkün olmayan işlemi belirlediğinden dolayı ispat edilemez demişim. Onun için adı Kelvin-Planck ifadesi. Deneyler bu ifadenin doğruluğunu gösteriyor. Evet ben de bunu demek istedim. Deneyler Kelvin-Planck tarafından yapılan deneyler
hiçbir zaman bu ifadenin tersinde bir sonuç vermedi. Şimdilik Kelvin Planck için kısaca bunu söyleyelim. Adım adım yavaş yavaş gidiyoruz termodinamiğin ikinci yasasına giriş için. Bir ısı makinesinin %100 ısı verime sahip olamaması sürtünme veya diğer kayıplardan kaynaklanmamaktadır. Bak bu da önemli. Çünkü şu anda teorik olarak çalışıyoruz ve biz hiç sürtünme ve diğer kayıplardan kaynaklanıyor demedik. Q çıkandan kaynaklanmaktadır. Q çıkanın yanında sürtünme ve diğerleri de ayrıca verimi düşürürler. Bu bilgi de önemli. Biz zaten şu ana kadar Q çıkan olduğundan dolayı zaten verim %100 olamaz dedik. Bunun yanında sürtünme de verime negatif etki oluşturuyor. Gerçek ve ideal ısı makinelerinde ısı verimi hiçbir zaman Q çıkandan dolayı %100 olamaz diye son kez söyleyelim. Evet. Bu noktaya kadar geldik arkadaşlar. Bir örnekle devam edelim. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.88 trilyon kilowatt saat miktarında elektrik enerjisi üretilmiş ve bu üretimin %51 kadarı kömürle çalışan elektrik santrallerinden elde edilmiştir. Ortalama ısıl verimi %34 ve kömürün ısıl değerini 30 megajül bölü kilogram olarak alınız ve 2019 yılındaki kömür tüketimini ton olarak hesaplayınız demiş. Bakın bir mühendislik yaklaşımı. Sonuç olarak bu örneği göz önüne alarak herhangi bir sanayinin herhangi bir bölümünde çalışırken benzer bir hesap sizden istenebilir. Kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarını öncelikle hesaplayalım. Arkadaşlar ne demiş yukarıda? 3.88 trilyon kilowatt saat. 3.88.10^12 kilowatt saat yapar bu. Kömürden üretilen elektrik enerjisi bunun %51'i kadarmış. Tamam, bunu %51 ile çarpacağız. VNET'i bulacağız. Onu birim analizi çerçevesinde ben megajül olarak yazmışım. Bir bakalım. 1.98 × 10^12 kilowatt saat çıkıyor bu. Kilowatt saati arkadaşlar jüle çevirmişiz. Burada yanında var. Sonuçta 7.128.10^12 megajüllük bir VNET elimizde var. Yani VNET demek iş, yani elektrik işi. Bu santralin veya bu bilginin çerçevesinde ısı verimi biz hesaplayabiliriz. VNET bölü QH. Arkadaşlar ısı verimi hesaplayabiliriz dedik, soruda verdi onu. Diğer bilgiyi hesaplayacağız. %34 verdi. Ortalama ısı verim diye vermiş. 0.34 burada, 7.128.10^12 megawatt burada. Onu QH'ye bölersek buradan kullanılan kömüre ait ısıl değeri elde etmiş oluruz. QH 20.96 × 10^12 megajül. Isıl değer bir yakıtın birim kütlesinin tam olarak yakılması sonucu açığa çıkan ısı miktarıdır diye burada bir hatırlatma yapmışız. Bu çerçevede arkadaşlar. QH nedir? Isıl değer çarpı kütle. Isıl değer jül bölü kilogram. Bu kilogram. QH'yi tabii ki jül birimde elde ederiz. Biz yukarıda 20.96 × 10^12 megajül olarak elde ettik. Kömürün ısıl değerini termodinamik kitabından bulduk. 30 megajül bölü kilogram. O zaman bize kütle soruluyordu. Buradan kütleyi çekeriz. Kütle yaklaşık 7 × 10^11 kilogram veya bu büyük değeri gigaya çevirebiliriz veya tona da çevirmişiz sonuçta. Ona göre bakın sonuca. 0.70 gigaton. Hocam ısıl değeri nereden bulduk dediniz? Bu ısıl değer sorunun içinde verilmiş ama termodinamik kitaplarında var. Mesela kömürün ısıl değeri nedir? İlgili tablodan bakabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Ama herhangi bir soru gelirse ısıl değer kitapta yoksa veya sizin tabloda yoksa ben veririm. Bir de burada verim, hocam verim yanında birim yanlış yazılmamış mı? Yukarıda megajül dedik, aşağıda megawatt yazdık. Hemen bakalım. Evet hocam, bize paylaştığınız notlar da megajül olarak doğru aslında.
Şimdi sorunuzu bir daha söyler misiniz? Hocam 7.128 çarpı 12 megajül dedik. Aa, aşağıda burayı yanlış yazmışım ben. Teşekkürler. Şurayı değiştireyim. Arkadaşlar teşekkürler. Burası yanlış olmuş. Orası megajül olacak. Evet, başka sorunuz yoksa bunu geçelim. Bu yanlışı ben düzeltirim. Evet arkadaşlar, derse devam edelim. Ben de sorulara şöyle bir baktım. Tamam. Örneği incelersiniz. İçinde tabii bir birim hatası olmuş. Sizin öneriniz çerçevesinde onu değiştireceğim. Arkadaşlar ısı makinesini kısaca ele aldık. Yine ele alacağız. Şimdi soğutma makinesine bakalım. Isı makinesinde amaç elektrik işi elde etmekti. Tabii ki soğutma makinesinde amaç bir ortamı soğutmak. Bu çerçevede basitçe bir sistem ele alırsak şekil 5 gibi bir sistem olabilir. Bakın burada okların yönü ters geldi. Sonuç olarak biz amaç ne? Soğutulan ortamı sağlamak. TL sıcaklığında soğutulan ortamı ele alacağız. Buradan QL ısısını çekeceğiz ki bu soğutulan ortam istenilen TL sıcaklığında olsun. Buzdolabının içi örneğin. İstenen sonuç QL bu kapsamda. Soğutma makinesi yardımıyla küleyi çekiyoruz ve tabii ki öncelikle bir VNet giren işi olacak ki bu soğutma makinesi çalışsın, yani elektrik işi girişi olacak ve buzdolabının arkasından da içeriden çektiğimiz enerjiyi dışarıya, yani mutfağa atıyoruz QH olarak. TH büyük TL sıcaklığında ılık ortam tabii ki burası da, yani kafamıza canlanması için mutfak ortamı olabilir. Buzdolabının içi TL ise mutfak TH. Sonuçta TL ile TH arasında çalışan bir soğutma makinesi, bir buzdolabı. Ayrıntılı bakarsak en önemli eleman tabii ki kompresör. Bu kompresör çerçevesinde soğutulan ortamdan küle ısısını buharlaştırıcı ile çekiyoruz. Tabii buradaki geçen soğutucu akışkan buharlaştıkça İçeriden ısı çekiyor. Küle ısısını çekiyor. Bu çekilen ısı kompresörde değerlendirilip basıncı arttırılarak yoğuşturucuya gönderiliyor. Yoğuşturucudan mutfağın içine QH ısısını veriyoruz. Ve buharlaştırıcı girişi basıncına getirmek üzere buradan çıkarken yine yüksek basınçta bir kısma varasından geçiriyoruz. Ve sonuçta 120 kilopaskalda yine buharlaştırıcıya gönderiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi VNet giren var bu şart ve QL ile QH var. Yine bu kapalı sistem sınırlarında gördüğünüz gibi QL, QH var ve VNet giren var. Kütle giriş çıkışı yok. Tabii sistem sınırını bu gri gibi seçersek. Arkadaşlar daha sonra yine söyleyeceğim, aklıma gelmişken söyleyeyim. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı ile çalışıyorsak bunların her biri birer ısı değiştirici. Ve biz termodinamikte ısı değiştiricilerinde basıncı sabit alıyoruz. Gerçekte az bir miktar değişir. Ama mesela bak yoğuşturucuda 800'de girmiş, 800'de çıkmış. Buharlaştırıcıda 120'de girmiş, 120'de çıkmış. Isı değiştiricilerinde termodinamikte bunu sabit alacağız. Ama ısı transferi dersinde veya akışkanlar mekaniği dersinde bu basınç nasıl değişir? Onun ayrıntılı hesapları var. Evet. Düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortamın ısı geçişi kendiliğinden oluşmuyor. Termodinamiğin ikinci yasası gereği. Arkadaşlar bu kendiliğinden kelimesi önemli. Bunu ilk derslerde de söylemiştik. Ve soğutma makineleri denilen özel makinelerin kullanılması gerekiyor ki soğutma makinesi elektrik enerjisini kullanarak bu kendiliğinden durumunu ortadan kaldırıyor. Soğutma çevriminde kullanılan iş akışkanına soğutucu akışkan diyoruz. Yani örneklerde hep onu biz R alt indisiyle gösteriyoruz. İngilizceden
geldiği için. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kullanılan 4 tane eleman şekil 4 ile verilmiş. Bunu bir daha söyleyelim. Buharlaştırıcı, yoğuşturucu, kısılma vanası, kompresör. Bütün bunların ayrıntılı olarak zaten biz açık sistemlerde ele alıp üzerine örnekler yapmıştık. Lütfen şekil 4'ü inceleyiniz demişim. Soğutma makinesi çevrimi şematik olarak şekil 5 ile verildiği gibi çizilebilir. Ha, soğutma makinesi çevrimi yani basitçe bu şekilde de çizebiliyoruz. Tamam. Bu hatırlatma notlarını da göz önüne aldık. Tabii ki böyle ayrıntılı çizmeyeceğiz her problemde. Basitçe şekil 5 gibi çizebiliriz. Arkadaşlar ısı makinesinde bazı tanımlama, ısıl verim tanımlamaları yaptık. Soğutma makinesi için de verim tanımı yapacağız. Ama soğutma makinesindeki verimin adı etkinlik katsayısı veya İngilizce'den gelen COP oluyor. Birkaç tane tanımı var. Mesela SEK soğutma etkinlik katsayısı aynı şey. COP soğutma makinesi performans katsayısı aynı. Bir de STK var soğutma tesir katsayısı. Yani çeşitli kitaplarda bu üçünü görebilirsiniz. En çok bu COP kullanılıyor. İngilizce'den bu şekilde yani geliyor soğutma makinesi performans katsayısı diye. Biz de COP'yi kullanacağız. Bu COP bir bakıma verim de hani verim tanımını birden büyük çıktığı için verim tanımına uymuyor. Onun için etkinlik katsayısı diyeceğiz. Altına soğutma makinesi veya R indisini koyabiliriz. İkisi de aynı şey. İster SM ister R soğutma makinesini bize gösterecek. Bunun tanımı şu. Elde edilmek istenen çıktı, harcanması gereken girdi. Yani V'nin etkilen burada elektrik işi girişi var ve biz QL'yi elde etmek istiyoruz. Yani ortamı soğutmak istiyoruz. Soğutacağımız ortamdan çekeceğimiz ısı miktarı bu. Soğutma makinesinde QL bizim için önemli. Şu aşağıda var oradan konuşalım. Şu QL bizim için önemli soğutulan ortamdan. Bu küleyi çekeceğiz. Soğutulan ortamda TL sıcaklığı da olacak. Ve bu soğutma makinesi kapalı bir sistem ve çevrim sonuçta bir noktasından başlayıp tekrar bir noktasına geliyor. Ama sistem sınırını delen 3 tane şey var. Bunlar ısı ve iş. Kütle yok. Benzer şekilde E'den X'ye çıkan eşittir delta sistemi her zaman kullanacağız. Birinci yasa unutmayacağımız, her zaman kullanacağımız eşitlik. Çevrim için burası sıfır. Elimizde ne kaldı? QL artı V net giren eksi QH eşittir sıfır kaldı. O zaman soğutma makinesine net giren, sadece V giren de desek olur arkadaşlar, net de desek olur, önemli değil. Bu ikisinin farkı kadar. Verimden bahsedemiyoruz, etkinlik katsayısından bahsediyoruz. Onu da QL bölü V net giren demiştik. Hepsini Q cinsinden yazacaksak yine V net giren, birinci yasadan bulduk onu, QH eksi QL. O zaman matematik olarak biz bunu 1 bölü QH bölü QL eksi 1 olarak da yazabiliriz. Arkadaşlar şu 3 yazılım da bizim için önemli. Problemlerde artık hangisi lazımsa bazen ikisi birden lazım oluyor. Onun için bu eşitliği iyi bileceğiz. Arkadaşlar COP'de birden büyük olabilir. Yani birden küçük de olabiliyor bazı sistemler, çok verimsiz sistemlerde. Birden küçük de olabilir ama bir olduğunda ne oluyor? Aldığı elektrik enerjisini kullanıp soğutmayı sağlıyor. Bizim için birden büyük olması önemli bu sefer. Yani bir birim elektrik alıyorsa örneğin 4 birim soğutma yapacak. Onun için birden ne kadar büyükse bizim için o kadar sistem verimli veya etkinliği o kadar yüksek diyebiliriz. Evet, ısı makineleri ve soğutma makineleri bizim için önemli. Arada ısı pompaları da var. Yani sonuçta ısı pompaları soğutma makinelerine benziyor. Amaç değişiyor. Ona bir bakalım. Şöyle ekranı sığdıralım. Tamam. Şekil 6 ile şematik olarak ısı pompası verilmiş. Amaç düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı enerjisinin aktarılması. Arkadaşlar bu kendiliğinden olmaz. İkinci yasaya aykırı. Onun için giren iş var. Soğutma makineleri ve ısı pompaları çevrimleri aynı yöntemiyle çalışırlar. Sadece kullanım amaçları farklı. Bak burada istenen sonuç QH. Bu sefer biz bir ortamı ısıtmak istiyoruz. O zaman TL sıcaklığındaki soğuk çevreden QL'yi çekiyoruz. İş girişi var, elektrik işi ve ısı pompasında amacımız
QH ısısını ortama vermek, yani TH sıcaklığını elde etmek. TH büyük her zaman TL. Isıtılan ılık ortam için. Bakın amaç değişti. Amaç ne oldu? İstenen sonuç ne oldu? QH. O zaman ısı pompası etkinlik katsayısı değişecek. O zaman altına IP'yi koyacağız. Bu sefer amaç ne? QL değil QH. Soğutma makinesinde burası QL'ydi. Burada QH bölü V netkiler. Veya hepsini ısı cinsinden bu şekilde yazabiliriz. Matematik olarak da şu şekilde yazabiliriz. Bu sonuçlar önemli. Isı makinesi için verimi tanımladık. Isı pompası ve soğutma makinesi için COP denilen etkinlik katsayısını tanımladık. Arkadaşlar COP R'yi biraz önce şu şekilde tanımladık. COP ısı pompasını bu şekilde tanımladık. Bak ben bu ikisinin farkını aldığımda eksi bir bulmuşum. O zaman bak COP R eksi COP ısı pompası eşittir eksi bir ise aşağıda yazmış zaten biraz daha güzel yazarsak COP ısı pompası eşittir COP R yani soğutma makinesi artı bir. Bu ne demek oluyor? Her zaman ısı pompasının etkinlik katsayısı soğutma makinesinden bir kadar büyüktür. Ve önemli bir sonuç, teorik olarak her zaman COP ısı pompası birden büyük. Ama teorik olarak bazen dış hava sıcaklığı o kadar düşük oluyor ki bu birin altına da düşebiliyor. Ama teorik olarak her zaman birden büyük. Bir ısı pompası en kötü durumda bir elektrikli ısıtıcı gibi görev yapıyor. Evet. En kötü durumda yani teorik olarak birden büyükse ve bu bire eşitse yani en kötü durumda bire eşitse elektrikli ısıtıcı gibi görev yapıyor. Bu bilgiler önemli arkadaşlar. Gerçek hayatta da çok kullanıyoruz. Hem buzdolaplarını kullanıyoruz hem klimaları kullanıyoruz. Isı makinalarıyla çalıştığımız herhangi bir sanayide karşılaşıyoruz. Hepsi bizim için önemli. Termodinamiğin bir bakıma uygulama alanları. Bunun yanında çeşitli literatürlerde örneğin enerji etkinlik oranıyla da karşılaşırsınız. Bu EER denilen oran da önemli. Bunu Avrupa'da kullanıyorlar, Amerika'da kullanıyorlar bazen. Onun için biz EER dediğimiz enerji etkinlik oranıyla karşılaşırsak COP karşılıkları şu şekilde. EER yani enerji etkinlik oranı 3.412 çarpı COP soğutma makinesi veya COP soğutma makinesi veya COP R'ye eşit. Yani bu ikisi de aynı şey. Soğutma makinesi çerçevesinde 3.412 ile çarpacağız. Bu bilgiyi de bilin, lazım olacak. Evet, güzelce arkadaşlar bir noktaya kadar geldik. Kelvin-Planck ifadesinden bahsettik. Bu kısımlar önemli. Ben burada güzelce anlatmaya çalışıyorum. Siz de soru sorabilirsiniz. Ama mutlaka bir kere tekrar etmekte de yarar var. Ege derste her türlü ayrıntılı bilgi var. Gelelim ikinci güzel ifadeye, önemli ifadeye. Clausius ifadesi. Termodinamik bir çevrim gerçekleştirerek çalışan ve düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki bir ortama aktarmak dışında hiçbir enerji etkileşiminde bulunmayan bir makine tasarlanamaz. Yani ısıyı alıyor, kullanıyor ama bunun dışında herhangi bir enerji kullanmıyorsa böyle bir makine yapılamaz. Ne demek istiyor yani? V net giren sıfır olamaz demek istiyor. Mutlaka iki ısı kaynağı arasında çalışıyorsak, QL ile QH arasında çalışıyorsak, Bu arada çalışırken bize V net giren şart. Bu sıfır olamaz. Ancak sıfırdan büyük olabilir. Soğutma makinesi ve ısı pompası için. Ben buraya sonuçları yazdım. Bunların ispatları var arkadaşlar. İspatlarla burada hani buraya almadım. Termodinamik kitapları da var. İkisinin ispat demeyeyim de hani ifade bunlar. Bunlar çeşitli nedenlerle ispat edilemiyor ama yapılan deneylerde de bunun tersine ait bir durumla hiçbir zaman karşılaşılamıyor. Onun için adı ifade. Clausius ifadesi ve Kelvin-Planck ifadesinin ayrıntısı termodinamik kitaplarında var. Özeti bu şekilde. Termodinamik ikinci yasasının Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri gerçekleştirilemeyecek olan durumları ifade eder. Kanıtlanmaları olanaksızdır demişim yine. Deneyler ile elde edilen gözlemlere dayanır. Bugüne kadar ikinci yasaya aykırı bir deney yapılamamış ve bir düzenek çalıştırılamamıştır.
Bu iki ifade çevrim oluşturan sistemler için geçerli. Bak bu da önemli. Biz zaten bu derste çevrimlerden bahsediyoruz. Isı makinelerinin ısı verimleri %100 olamaz dedik. Soğutma makineleri ve ısı pompalarının performans katsayıları sonsuz olamaz. Sonuçta V-Giren bunları etkiliyor. Soğutma makineleri ve ısı pompaları için. Evet, şimdi bir 10 dakika ara vereceğiz. Güzelce konuyu anlatmaya çalıştım. Herkes saatine baksın. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Sorusu olan varsa alabilirim. Hocam. Efendim. Ben konuyla alakalı değil de sınavda ilk soruda sabit özgül ısılar yaklaşımıyla çözün demiştiniz ya. Evet. Bunu değişken özgül ısılar yaklaşımıyla bir çözümünü paylaşabilir misiniz? Ben onu bilmiyorum da. Hani bize faydası olur. Tamam, ben sınav kağıtlarını okuyayım. Onu Ege derse yükleyeyim. Notumu alıyorum. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler hocam. Tamamdır. Her türlü arkadaşlar isteğinizi iletebilirsiniz dersle ilgili. Öğrenmeniz açısından ne gerekiyorsa ek bilgi veririm. Şimdi 10 dakika dinlenelim. Tamamdır hocam.
Arkadaşlar derse devam edelim. Örnekle devam ediyoruz. Saatte 25 litre hacmindeki içme suyunun 18 derece sıcaklıktan 10 derece sıcaklığa soğutulması gerekmektedir. Soğutucunun COP değeri 2,5 olarak verilmiştir. Soğutma yükünü ve güç girişini bulacağız. Evet, sorumuzun şekli şöyleymiş. 18 derecede içme suyu girişi var. Isı değiştiricine giriyor. İçme suyu çıkışı 10 derece olacak. Soğutacağız. Tabii ki bunu soğutmak için bu ısı değiştiriciden bir küley ısısını çekmemiz gerekiyor ki bunun teknikteki adı soğutma yükü. Bu kadar soğutma yükünü çekebilmemiz için soğutma makinesinin güç girişi lazım. Ve soğutma makinesinden de bir QH çıkışı olacak. Üstüne nokta koymuşuz. Watt biriminde çalışacağız. Zaten soruda watt biriminde istemiş. Arkadaşlar sorunun şeklini güzelce vermiş. Bu çerçevede soruyu da okuduk. Ve soruda verilen bilgiler çerçevesinde soruyu adım adım çözelim. Sonuç olarak bu içme suyunu biz soğutuyorsak orada soğutma makinesi kullanacağız. Soğutma makinesinin COP değeri, etkinlik katsayısı QL bölü V'ye giren veya Watt biriminde yazarsak ikisini de tabii ki üzerine nokta koyacağız. Bize 2,5 olarak vermiş COP soğutma makinesini QL ve V'ye giren isteniyor. Tamam. Şurada bir ısı değiştirici var dedik. Bundaki enerji dengesini önce yapmışız. Çünkü şu giriş çıkışlar çerçevesinde QL'yi bulabiliriz. Arkadaşlar tek başına ısı değiştiricini alırsak açık bir sistem ve sürekli akış var. Birinci yasayı uygulayalım. E'ye giren eksiye çıkan delta sistem. Yine sürekli akışlarda sıfır olacak sistemdeki enerji değişimi. Tamam. Ama sınırları delen kütle giriş çıkışı ve küle çıkışı var. Bu üçünü değerlendirirsek E kütle giren eksi E kütle çıkan eşittir küle yazmışım. Yani yukarıdaki artı eksileri dikkate alarak watt biriminde bunu yazabiliriz. Bunun çerçevesinde yandaki şu bilgi önemli. M1 kütlesel debisi M2'ye eşit. Çünkü sürekli akış. Tamam. Ve arkadaşlar E kütle gireni biz hani kinetik enerji ve potansiyel enerji ihmal edelim dedik kütle giriş çıkışında. O zaman sadece entalpi cinsinden yazabiliyorduk. Entalpi, şuradaki özgül entalpinin birimi jül bölü kilogram. Bunu kilogram bölü saniye ile çarptığımız an watt birimine dönüştürüyoruz. O zaman kütlesel debiler eşit olduğundan dolayı buna sadece M üzeri nokta diyelim. M üzeri nokta H1 eksi M üzeri nokta H2 QL'ye eşit olacak. Veya aşağıdaki gibi yazabiliriz. O zaman entalpi farkı çerçevesinde QL'yi bulabiliriz. Arkadaşlar hemen yine soruya bakalım. İçeriden su geçiyor. Evet, içme suyu girişi demiş. Suyun entalpisini ilgili tablodan alırız. Arkadaşlar sıcaklıklar düşük. Ne dedik biz? Bu entalpiler için uzun bir eşitlik var ama yani F değerini kabul edeceğimizden dolayı şöyle diyeyim. Şurası sıkıştırılmış sıvı. Biz doymuş sıvı olarak aldığımızda F'li değerleri alacağız. Ve bunun için uzun bir formül vardı. Ama düşük sıcaklıklarda direkt eşit alabiliriz çünkü çok fark etmiyor demiştik. Burada da 18 ile 10 derece düşük sıcaklık. H1, H2 direkt H1F ve H2F olarak alabiliriz. Biri yaklaşık 76, biri 42 kilojoule bölü kilogram olarak tablodan okunur. Yani şuradaki H1 ile H2'yi halletmiş olduk. İstersen sen uzun formülü kullan. Yine bunlara yakın sonuç elde edersin. Bu değerler dursun, kullanacağız. Hacim hesabına bakmışız burada. Arkadaşlar 25 litre demiş sorunun içinde. Biz onu metreküp'e çevireceğiz. Metreküp birimiyle çalışıyoruz. O zaman 0,025 metreküp. Eğer hacimle ilgili bilgi varsa oradan hacimsel debiye geçebiliriz. Su zaten sıkıştırılamaz akışkan. Yani kütlesel debi de kullansan olur. Hacimsel debi de kullansan olur. Onun için burada bir hacimsel debi hesabı yapmışız. V üzeri nokta hacim bölü zaman. Saatte 25 litre olarak verilmiş delta T. Soruda bu verilmiş. 20 litre ona göre değişim
yaptık zaten yukarıda. 0,025 metreküp olarak yaptık. Onu 3600 saniye, yani saatte 25 litre olarak verildiği için 3600 saniyeye bölelim. Bu da yaklaşık 7.10 üzeri eksi 6 metreküp bölü saniye çıkar hacimsel debi. Kütlesel debi bize lazımsa arkadaşlar, suyun giriş çıkış sıcaklıkları var. Onun ortalamasında tablodan rho'yu seçeriz. O da 1000'e, yani yaklaşık 1000. Tablodan 999 seçmişim. Buraya 1000 yazsam da olur. Çarptığımızda hacimsel debi de var. Kütlesel debiyi biz yine yaklaşık 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü saniye olarak buluyoruz. Tabii 1000 ile çarptığımız için 10 üzeri eksi 6 burada 10 üzeri eksi 3'e dönüştü. Aşağıda söylediklerimi zaten her zaman ispatlıyorum ben. Ortalama sıcaklıkta özgül hacmi tablodan okursun. Yoğunluk lazımsa özgül hacmin tersine eşit. 999 çıkıyor. Ama akışkanlar mekaniğinden de biliyoruz. Böyle düşük sıcaklıklarda rho'yu 1000 de alar biliriz. Gerçek yaklaşım bu. Ama isterse termodinamik yaklaşımlar da önemli. 1000 de alar biliriz. Küle için bilinmeyen değer kalmadı. Tekrar yukarıdaki eşitliğe bakalım. Küle kütlesel debi çarpı bunların farkı. Kütlesel debi burada bize lazım olduğu için hacimsel debiden kütlesel debiye geçiş yaptık. Ama sıkıştırılamaz akışkanlarda hacimsel debiyi de gerektiğinde direkt kullanabiliriz diyebiliriz. Kütlesel debi burada, fark burada. 0,23 kW'lık bir ısı yükü, soğutma yükü var. Bu soğutma yükü, soğutma makinesiyle çalıştığımız için soğutma yükü. CO1'e QL bölü V'ye giren, tamamen bu 2,5 verilmiş, bize V'ye giren isteniyor. Bu formül lazım olacak demiştik. QL'yi hallettikten sonra V'ye gireni de halledebiliriz. O da yaklaşık 0,09 kW. Evet, böyle bir sistem için yaklaşımımız bu şekilde olabilir. Arkadaşlar, biraz önce anlattığımız dersin kısa bir özeti. Kelvin-Planck ifadesi ve Clausius ifadesini gördük. Çevrim oluşturan sistemler için termodinamiğin ikinci yasasıdır bunlar. Yani ikinci yasa nedir dersen, Kelvin-Planck ve Clausius ifadelerine dayanır. Daha sonra entropi de zaten egzerjide ikinci yasa altında inceleniyor. Isı makinelerinin enerji dönüşüm verimleri %100 olamaz dedik. Artık bunu biliyoruz. Q çıkan olduğu için ve ısı verim 1-Q çıkan bölü Q giren olacak. Soğutma makinelerinin ve ısı pompalarının performans katsayıları da sonsuz olamaz. Hani şu VNet sıfır olduğunda burası sonsuz oluyor ancak. Ama VNet girişi sonlu değerde bir giriş var. Gelelim başka bir önemli tanımlamaya. Tersinir ve tersinmez hal değişimi. Arkadaşlar, termodinamikte bizim için referans noktaları çok önemli. İdeal durumla gerçek durum bizim için çok önemli. İdeal durumda yaptığımız birçok hesaplamayı biz gerçek duruma dönüştürebiliyoruz. İdeal durumdaki hesaplamalar bize önemli bilgiler sağlıyor. İşte tersinir ve tersinmez olarak hal değişimlerini göz önüne aldığımızda ideal ile gerçek durumu ele almış oluyoruz. Bu tersinir ve tersinmez durumlar hem entropi ile ilişkili hem egzerji ile ilişkili olarak karşımıza çıkacak. Bir giriş yapalım bu tanımlamalara. Bir ısı makinesinin sahip olabileceği en yüksek verim ne olabilir? Tabii ki teorik en yüksek verim. Örneğin ısı verim gerçekte %40'sa hesapladık. Ama biz bu sistemde çeşitli iyileştirmeler yaptığımızda bu ısı verim maksimum ne olabilir? Teorik olarak ne olabilir? Ona bir bakacağız. Ama %100 olamaz yani, onu biliyoruz. Ama %40'ı, %45, %50 yapabilir miyiz? Tersinmezlikler çerçevesinde bu ısı verimi değerini düşüren nedir? Onlara bakabiliriz. Tersinir sistem ideal sistem, tersinmez sistem gerçek sistem. Bu durumda ideal, mükemmel, kusursuzluğa yaklaşan hal değişimi göz önüne alınmalıdır. İşte hani tersinir hal değişimi diyoruz ya, biz bunu hem tersine hem tersinmeze entropide de egzersizde de kullanırız. Mükemmellik tersinirlikle karşımıza çıkıyor. Gerçekte yok ama biz bunu inceliyoruz termodinamik olarak. Hal değişimi açısından tersinir olarak sistemleri göz önüne aldığımızda
mükemmel bir sistemi, ideal bir sistemi ele almış oluyoruz. Arkadaşlar çevrimleri anlattık. Şimdi hal değişimleri çerçevesinde tersini ve tersini de anlatmaya çalışıyoruz. Hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir. Bunu dersin başında konuştuk. Tersinmez gerçek hal değişimine baktığımızda. Evet, sistemi ele alalım. Sistemin belli bir sınırı var ve bu sınırı delen, sistem ile çevre arasında bir etkileşimi sağlayan enerji geçişleri var. Burası çevre, burası sınır, burası sistemse bu gösterimi üzerinde çok durduk zaten. Şimdi sistem birinci halden ikinci hale gelsin. Sistem ile çevre arasında bir etkileşim gerçekleşsin. Sonuçta birinci halden ikinci hale gelirken çevre ile arasında bir etkileşim gerçekleşiyor. Çevre ile sistem arasındaki etkileşimlerin ters yönde gerçekleştirebilmesi ve sistemin yeniden ilk haline dönmesi olanaksız. Yani tersini sistem, tersini sistemlerde olanaklı, tersinmez gerçek sistemlerde olanaksız. Dönebilseydi tersinin hal değişimi olurdu. Bir kez daha söyleyeyim. Biz o zaman neden tersinin hal değişimini ele alıyoruz? Önce sistemleri ideal olarak inceliyoruz da ondan. Yine çay örneğini ele alalım. Sıcak çay çevreye ısı kaybedecek. Isı çıkışı olacak. T çay büyük, T çevre çünkü. Çay soğur ve çevreye ısı kaybeder. Çevreye kaybeden ısı geri kazanılarak çayın tekrar ısınması mümkün değil. Kendiliğinden mümkün değil. Ama çayın içine elektrikli ısıtıcı sokarsan tekrar TCH sıcaklığına getirebilirsin soğuduktan sonra. Kendiliğinden mümkün değil. Olanaklı olsaydı tersinin hal değişimi meydana gelirdi. Tersinin hal değişimi ideal hal değişimi. Biz bunu arkadaşlar hani sanki dengeli genişleme veya sanki dengeli sıkışma işini ele almıştık. Orada sanki dengeli dediğimiz şey tersinin hal değişimine yaklaşım yaparak soruları çözmek mantığı iyiydi. Bir tersinin hal değişimi bir yönde gerçekleştikten sonra çevrede herhangi bir iz bırakmadan tersi yönde gerçekleşebilen bir hal değişimi, ideal bir hal değişimi. Tersinin lafı ideal, tersinmez gerçek. Tersinin olmayan gerçek hal değişimleri tersinmezdir. Doğada tersinin hal değişimi yok. Doğada biz bunu görmüyoruz. Su dağın tepesinden aşağı doğru iniyor ama yukarı doğru çıkması kendiliğinden mümkün değil. Doğada biz bu olayı görmüyoruz. Ancak doğaya işte müdahale ediyoruz. Klimalarda dışarıdan elektrik vererek o sistemi çalıştırıyoruz. Dedik ya, tersinin hal değişimleri incelenerek gerçek hal değişimlerinin karşılaşılabileceği ideal modeller oluşturuluyor. Kusursuzluğa yaklaşım oranı belirleniyor. Örneğin otomobil motorlarında veya türbinlerde üretebilecek en yüksek iş miktarı nedir? Biz bir otomobil motorlarını kullanıyoruz, tekerlekleri döndürüyoruz. Ama dedik ki verim %30 çerçevesinde, gerçek verim %30 çerçevesinde. Ama biz burada üretebilecek en yüksek iş miktarı, yani tekerleği döndüren iş miktarı ne olabilir? Türbinler için de bu geçerli. Üretebilecek en yüksek elektrik işi miktarı. Fanlarla, pompalarla, kompresörlerle çalışıyorsak bunlara dışarıdan enerji veriyorduk. O zaman tüketebilecek en az iş miktarı. Bir fanı çalıştırırken bir elektrik enerjisi veriyoruz. Ama ondan daha az fandaki bazı durumları iyileştirdiğimizde tüketebilecek en az iş miktarı ne olabilir? Tersinin hal değişimleriyle biz bunu sağlıyoruz. Bu biz mühendislere bir yol gösterici bilgi oluyor. Hocam. Efendim. Biz kullanılabilen enerji veya kullanılamayan enerjiyi neye göre ayırt ediyoruz? Kullanabilirlik egzerjinin konusuna giriyor. Ya entropide de çıkışta kullanamadığımız QH olarak yani söylüyoruz ya hocam. Evet. Orada onun bir kıstası var mı? Yani bu enerji kullanılamaz dediğimizde yani bunu neye göre söylüyoruz? Yani o sorunun cevabı en güzel egzerjide karşımıza çıkıyor. Entropide de biz bir dahaki derste entropi eşitliği, entropi dengesi eşitliğini göz önüne aldığımızda orada tekrar üzerinde dururuz. Peki. Arkadaşlar ikinci yasa verimine geçmeden bir test yapalım.
Evet, kağıta başlayalım. Evet, sesi açık olandan kapatsın. Bazı gürültüler geliyor. Soru sorarken sesi açalım. 10.60. 5.30. Evet, bir arkadaşın sesi açık. Onu kapatalım. İsim vermeyeyim. Evet, Ceyhun sesi kapatırsan iyi olur. Evet, 74 kişi sisteme girdi. 76 kişi dersi dinliyor görünüyor. Evet, başlayalım. Arkadaşlar, ısı geçişinin yönü termodinamiğin ikinci yasası gereği yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. Bu çerçevede termodinamiğin ikinci yasasından yararlanarak enerjinin yönü hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu konu önemli. %50 arkadaşa teşekkür ederiz. Bu soruyu herkesin doğru cevaplaması gerekiyor ama bazen yanlış yere de basabiliyor arkadaşlar. Soru 2 gelsin. Evet, olmadı arkadaşlar. Biraz önceki birinci soru konuşurken ne dedik? Termodinamiğin ikinci yasası hal değişiminin yönünü belirler dedik. Hal değişiminin yönünü sadece termodinamiğin ikinci yasası belirliyor. Buna dikkat edelim. %38'e düştü. Doğru cevap sayısı buna dikkat edelim.
Evet, çevrimlerle çalışırken arkadaşlar bize iki tane ısı kaynağı lazım. Isı enerjisini sağlayan kaynak veya depo, ısı enerji kaynağı. Isı enerji kaynağından sabit sıcaklıktaki ve yüksek sıcaklıktaki ısı enerji kaynağından ısıyı alıyoruz biz ve ısı makinesine örneğin gönderiyoruz. Doğru cevap %37'si arkadaşların doğru olarak cevaplamış. Yeni soru. Evet, ısı makinesinden söz ettik arkadaşlar. Dört tane önemli elemanı var. Kazan, türbin, pompa ve yoğuşturucu. Kısılma vanası soğutma makinelerinde yer alıyor. Isı makinesinde kısılma vanası yer almıyor. Hep yüksek doğru beklerken ben böyle sürpriz sonuçlarla karşılaşıyorum. İnşallah final ödevi de sürprizle sonuçlanmaz. Evet, verimi %100 olan bir ısı makinesi olmaz. Kelvin-Planck ifadesi bunu gösteriyor bize. Clausius ise soğutma makinalarıyla ilgilidir. Isı makinalarıyla ilgili olan Kelvin-Planck ifadesidir. Tabii Joule ile Newton'un konumuzla ilgisi yok. Son soru. Evet, bunu konuştuk arkadaşlar. Isı pompasının COP'si her zaman yüksek ve soğutma makinesi artı 1'e eşit veya farkı 1'e eşit olacak. Tabii bu konuyu iyi bilmeniz gerekiyor. Bu ikisinin farkının 1 olma konusunu final ödevinde böyle araya gizlenmiş bir bilgi veya soru olacak. Altıda altı doğru bilen arkadaşlar var. En kısa sürede bilen bir tek kişi. Numarası burada yer alıyor ama altıda altı bilenler var zaten. Bu çerçevede hem arada bir testimizi yaptık hem de yoklamamızı yapmış olduk. Evet, bir saniye. Tamam, devam edelim. İkinci yasa verimi de kalmıştık arkadaşlar. Birinci yasa verimi, hani ısı verim olarak söz ettik, o birinci yasa verimi. İkinci yasa verimi, gerçek hal değişimlerinin tersinir hal değişimlerine ne ölçüde yaklaşıldığını ölçüsü. Gerçek durumlar, tersinir durum arasındaki ilişkiyi bize verecek. Ne ölçüde yaklaşıldığının bir ölçüsü ikinci yasa verimi. Tersinmezlik neden olur? Gerçek durumda hani her zaman söylüyoruz, sürtünmeden olur. Dengesiz genişleme, bu konuda da hani konuştuk. Vakumlu bir ortamdaki kapağı açtığımızda dengesiz bir genişleme meydana gelir demiştik.
İki akışkanın karışması da bir tersimezlik nedeni. Sonlu sıcaklık farkında ısı geçişi her zaman tersimezlik nedeni. Elektrik direnci, katılarda plastik şekil değiştirme, kimyasal tepkimeler, bunlar hep tersimezliğe neden olan durumlar. Ayrıntılı bilgi için tamam, ona bakarsınız. Arkadaşlar, tersinin ve tersimezliği kısaca anlattık. Arkadaşlarımızın bazı soruları oldu, onlara da ileride değineceğiz. Ama tersinir çevrimi göz önüne alan Carnot çevrimine bakalım. Tersinir ve tersimez hal değişimlerinden bahsettik. Tersinir çevrimden bahsetmedik, şimdi çevrimden bahsedelim. Bizim için Carnot yazılır, Carnot okunur. Carnot çevrimi önemli referans noktası. En çok bilinen tersinir çevrim. Carnot çevrimi bizim için önemli, ideal çevrim ve bizim için teorik çevrim ve referans noktası. Kısaca bakalım. Piston silindir düzenini ele alalım. Her tarafı arkadaşlar güzelce yalıtılmış olsun. Ve biz T sıcaklığındaki enerji kaynağından QH ısısını alalım ki içerisi hep T sıcaklığında sabit kalsın. Bu ısı girişi oldukça içeride basınç artar. Ve basıncı sabit tutmak üzere piston hareket eder. Piston silindir düzeneğinde. Yani birden ikiye sistemi getirelim. TH sabit sıcaklığında QH ısısını alarak. 1 ile 2 arasında bir hal değişimi olsun. Sonra yine her tarafı yalıtılmış sistemde TH'nin TL'ye kadar azalışını sağlayalım. Tabii ki bu sıcaklıktan bu sıcaklığa azalıncaya kadar yine piston belli bir miktar ilerler. Yani 2 ile 3 arasında bir hal değişimi meydana gelir. Bu sefer yine sistem güzel yalıtılmış ama biz sistem TL'li sabit sıcaklığına geldiği an biz bunu sıkıştırmaya başlayacağız. Sıkıştırmaya başladığımız an içeride sıcaklık artar ama biz TL'yi sabit tutmak için külle ısısını her an çekelim. Külleyi her an çektikçe bu TL sabit kalsın. 3 ile 4 hal değişimi için bunu söyleyelim. Sonuçta 4 noktasına getirdik ve her taraf yine yalıtımlı. Bu sefer sıkıştırırken TL ısınacak dedik. Bu sefer QL'yi aldık. TL T'ye kadar ısınsın. 4 ile 1 arasında sıkıştırdığımız için. İdeal bir çevrim bu şekilde olsun. Her biri hal değişimi, bunların birleşimi çevrim. O zaman biz bunu PV diyagramına aktarırsak arkadaşlar, 1 ile 2 arasında bak sabit sıcaklıkta gidiyorsak sabit sıcaklık eğrisi bu. Buradan Q'ye ısısını veriyoruz ve daha sonra T'nin TL'ye kadar düşmesini sağlıyoruz. Yine bir miktar hacim artıyor. Bak yukarıda zaten hacim arttı. Burada da bir miktar hacim artıyor. Basınç giderek düşüyor. Sonra 3 noktasından itibaren Q'ye ısısını çektiğimiz zaman hacim daralması, hacim azalışıyla karşılaşıyoruz. TL sabit sıcaklığında sonra TL'nin T'ye gelişi kadar yine sıkıştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer yine bir miktar hacim azalıyor. Bak bir noktası, dört noktası hacimde nereye düşüyorsa ona göre azalış artıştan söz edebiliriz. Şu noktada Q'ye girişi var, şu noktada Q'le çıkışı var. Arada kalan alan net bize çıkan işi gösterecek ısı makinesi için. Tabii ki teorik olarak ideal çevrimde, o ideal çevrimin adı da Carnot çevrimi. PV diyagramı bu şekilde çizilebilir. İleride TS, sıcaklık entropi diyagramını da çizeceğiz Carnot için. Arkadaşlar bu okların yönünü değiştirirsek, yani QL girişi, QH çıkışı yaparsak, bu sefer V net giren olacak. Burada V net çıkandı. Isı makineleri ve soğutma makineleri için PV'yi çizebiliriz. Bu aşağıdaki PV diyagramına ters Carnot çevrimi deniyor. Yukarıdaki direkt Carnot çevrimi. Carnot diye okunur. Carnot çevrimi bu. Bu da ters Carnot çevrimi. Bunlar önemli. Yine elinizdeki bilgilerden tekrar edin. Carnot ilkeleri bizim için önemli arkadaşlar. Hani Kelvin, Planck ve Clausius ifadeleri termodinamiğin ikinci yasasıdır dedik. Ve makinelerin çevrimlerine kısıtlamalar getiriyor. Isı makinesinde Q çıkan olmadan olmaz. Soğutma makinesinde V net olmadan olmaz dedik. Carnot ilkeleri kapsamında tersinir ve tersinmez olarak inceleme yaparsak ısı makinelerinin ısı verimleriyle ilgili olan Carnot ilkeleri şu şekilde olacak. Aynı
ısı depolar arasında çalışan iki ısı makinesinden tersinir olanın verimi her zaman tersinmez olanın veriminden büyüktür. Biz ne dedik? Gerçek sistemle tersinir ideal sistemi karşılaştıracağız. Gerçek sistem tersinmez. Bunun ısı verimi tabii ki küçük olacak. İdeal verimden, ideal ısı tersinir veriminden. O zaman aynı ısı depolar, yani ısı kaynağı ile ısı kuyusu arasında çalışan, aynı ısı depolar arasında çalışan iki ısı makinesinden tersini olanın verimi her zaman büyüktür. Bunlar Carnot ilkeleri. Aynı ısı depolar arasında çalışan bütün tersinir ısı makinelerinin verimleri eşittir. Bak, tersinir lafı devreye girdi. Hepsi idealse ve hepsi de TH ile TL arasında çalışıyorsa tabii ki bunların verimleri eşit olacak. Arkadaşlar, bu kapsamda hani ideal durumla gerçek durumu veya tersinir durumla tersinmez durumu karşılaştırırken ne yapabiliriz dediğimizde karşımıza termodinamik sıcaklık ölçeği çıkıyor. Bu ölçeği ben burada kısaca ele aldım. Ayrıntısını lütfen termodinamik kitaplarından okuyun. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan maddelerin özelliklerinden bağımsız olan sıcaklık ölçeğine termodinamik sıcaklık ölçeği deniyor. Lord Kelvin aşağıdaki gibi termodinamik sıcaklık ölçeği tanımlamış. Bakın, tersinir makineler için. Sadece bu yazacağımız eşitlik tersinir makineler için geçerli. Ama bunlar bir de çevrim geçirecek. Tersinir çevrim geçiren makineler için QH bölü QL altına tersinir yazdığımız an bu TH bölü TL'ye eşit oluyor. Kelvin biriminde. Neden bu kadar hani bu kadar kısaca yazdık bunu da? Bu duruma nasıl geliyoruz? Bunu ileride açıklayacağım veya açıklamasını Ege derse koyacağım. Ama siz şu anda bu eşitliği bilin. Bunu entropide daha güzel ben açıklayabiliyorum. Neden burası eşittir diye. Onu da dediğim gibi ya burada anlatacağım ya da Ege derse koyacağım. Bak, buraya da yazmışım. Entropi bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Neden tersinir QH bölü QL eşittir TH bölü TL oldu. Arkadaşlar, Carnot ısı makinesi tersin olarak çalışan bir ısı makinesi ve bunun için tekrar şunları yazabiliriz. İster tersinir ister tersinmez olsun, ısı verimi biz 1 eksi QL bölü QH olarak yazıyoruz zaten. Bak, bu burası da önemli. Problemlerde karşımıza çıkacak. Tersinir olsun tersinmez olsun, ısı verimi QL bölü QH cinsinden bu şekilde yazabiliyoruz. Sadece tersinir ısı makinelerinde ısı verim tersinleri sıcaklıklar oranı cinsinden yazabiliyoruz. Biz buna da Carnot verimi diyoruz. Veya tersinir ısı verimi de diyebiliriz. 1 eksi TL bölü TH. Zaten şu QL TL'ye, QH TH'ye dönüşüyor. Tersinir durumda, yani QL bölü QH eşittir TL bölü TH dedik ya. Isı verimler açısından da bunu yazabiliriz sadece tersinir için. Ama ikisi için de bu verimi yazabiliriz. Sonuç, ısı verim. Şu ısı verim küçük. Isı tersinir verimse tersinmez ısı makinesidir. Gerçek makinedir. Isı verim eşit ısı tersinir ise biz buna zaten tersinir ısı makinesi diyoruz. Sonuç, en önemli sonuç, yani ısı verim büyük, ısı verim tersinir olamaz. Böyle bir sonuç bulduğun an bu makine çalışmaz. Böyle bir sonuç olmaz. Buraları önemli arkadaşlar. Termodinamikte sadece birinci yasa verimini bilen bazı mücitler çeşitli şeyler elde ettik. Müthiş makine elde ettik. Müthiş makine tasarladık diyorlar. Ama hem entropi analizi yaptığımızda hem de şu ısı verimleri karşılaştırdığımızda şu olmazla karşılaşıyoruz. Bunları iyi mühendislerin bilmesi şart. Bir çıkarım yapmışız buraya. TL sabit olsun. TH değerini arttıralım. Şuradaki TL sabit olsun. Aşağıdaki TH'yi arttıralım. Tersinir ısı verip ne olur? Artar. Ne demek istiyor? Biz TL sıcaklığı mesela 400 Kelvin, 400 Kelvin kalmış. Aşağısı 650'den 900'e gitmiş. Bak, tersinir ısı verim artmış. Bunu biz gerçek sistemlere de uyarlayabiliriz. Isı makinesinde tabii ki TH ne kadar yüksekse, şu sabit kalsa dahi bu ne kadar yüksekse ısı verim o kadar artar. İster tersinir olsun ister gerçek olsun. Isı enerjinin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa niteliği de o kadar yüksek olur. Bak, nitelikten bahsetmiştik.
Isır enerjinin daha büyük bölümü işe dönüştürülebilir bu çerçevede. Arkadaşlar, çevrimlerden söz ederken ısı makinesinin yanında tabii ki soğutma makinesi veya ısı pompasından söz ediyoruz. Bunların başına Carnot ifadesini getirirsek ters Carnot çevrimine göre çalışan çevrimler oluyor bu ikisi de. Biraz önce ters Carnot çevriminden de söz etmiştik. Arkadaşlar, şurası önemli. İster tersiniz ister tersinmez olsun soğutma makinesi etkinlik katsayısı bu şekilde yazılabiliyor. Başka şekilleri de vardı. Sonuçta istersen buraya V net şeklinde de ifade getirebiliyorduk. Tamam, bu şekilde yazılabiliyor. Q'lar cinsinden bu şekilde yazıyorsak sadece tersinin soğutma makineleri için Carnot etkinlik katsayısını biz Q'lar yerine T'leri getirerek yazabiliriz. Ama biraz önce hani lafla söylemedim. Bunların birimleri kesinlikle Kelvin. Isı pompasını biz QL bölü QE cinsinden yazabiliyorsak tersinir ve tersinmez ısı pompaları için COP tersinir ısı pompasını sıcaklıklar cinsinden yazabiliriz. Sadece tersinir ısı pompaları için Carnot etkinlik katsayısı deniyor o zaman buna. O zaman COP için biraz önce söylediklerimizi soğutma makinesi için mesela. Küçükse tersinmez, eşitse tersinir, soğutma makinesi gerçek büyük, tersinirden olamaz diyebiliriz. Aynı şeyi ısı pompası için de yazabiliriz. Buraya Carnot soğutma makinesini hani TV diyagramında da göstermişim ben. Gördüğünüz gibi Carnot soğutma makinesi TV diyagramında bu şekilde olabilir. Hani illa 3 buraya düşecek diye bir şey yok ama bu şekilde olabilir. Evet, bu kadar konuştuk. Yine örnekle devam edelim. Arkadaşlar, bu örnekler önemli. Siz de güzelce takip ediyorsunuz. İçinde herhangi bir hata varsa söylüyorsunuz zaten. Buna da birlikte bir bakalım. Bir ısı pompası kışın bir evi ısıtmak ve yazın ise soğutma makinesi olarak çalıştırıp aynı evi soğutmak için kullanmaktadır. Arkadaşlar, ısı pompası klima, yani en basit. Klimayı biz kışın da yazın da kullanıyoruz. Evin iç sıcaklığı kışın 20 olarak ve yazın 25 olarak alınacaktır. Tabi ısıtma tekniğinde arkadaşlar kışın ne olacak, yazın ne olacak ayrıntılı incelenir. Ama burada 20 olsun, 25 olsun denmiş. Duvarlar ve tavandan dış ortama geçen ısı transferi saatte 2400 kilojül derece sıcaklık farkı olarak gerçekleşmektedir. Bak hani ben burada ek bilgiler de veriyorum arkadaşlar. Isıtma tekniğinde derece sıcaklık ifadesi önemli. Derece sıcaklık farkı önemli. Saatte 2400 kilojülü sağlayan bir derece sıcaklık farkı olacak demiş. Bunu biraz sonra açacağız. Bunlar ek bilgiler. Termodinamiğin içinde geçmez ama gerçek hayatta ısıtma tekniğiyle ilgilenecekseniz geçer. Kış aylarında referans dış sıcaklık 0 derece ise ısı pompasını çalıştırmak için gereken minimum güç. Bak, minimumu gördüğün an aklına tersinir gelecek. Minimumu gördüğün an. Kilovat olarak bunu hesaplayacağız. A şıkkıyla aynı güç değeri için. A şıkkında bir güç değeri bulacağız. Aynı güç değeri için evi 25 derece sıcaklıkta tutmak istiyorsak bu sefer maksimum. Yine ideal olarak yani sistemi ele alacağız. Bu minimum maksimum kelimeleriyle karşılaşacaksınız bundan sonra. Bunlar tersinirliği bize gösteriyor. Bu sefer dış sıcaklık ne olabilir ona bakacağız. Evet, soru elinizde var. Şekli de basitçe şu şekilde olabilir. Bir ev var. Bunu T sıcaklığına tutmak istiyorsak arkadaşlar kışın bu T sıcaklığında. Bu sefer Q çıkan olacak. Kışın içerisi sıcak, dışarısı soğuk. Onun için Q çıkan olacak. Ne kadar güzel yalıtım yaparsan yap, Q çıkan ısı kaybı olur. Biz burada ısı pompası kullanıyorsak ve burada T sıcaklığına getiriyorsak içeriye bir QE ısısını vereceğiz. Bu ısı pompası VNet elektrik enerji girişiyle çalışacak ve TL sabit sıcaklığındaki dış ortamdan QE ısısını alacak. Bu QE ısısı çerçevesinde QE'ye dönüştürecek bunu ve içerisini T sıcaklığına getirecek. Kışın içerisi 20 derece olsun veya 293.15 Kelvin olsun istiyoruz. Dış ortam 0 derece veya 270.15 Kelvin. Evet, burada dış ortam sıcaklığını vermiş, ona baktım, tamam.
Arkadaşlar işte bu derece sıcaklık farkı ne demek ona bakalım. Q çıkan 2400 kilojül. Bak orada soruda ne demiş? Saatte kilojül olarak derece sıcaklık farkı. Bunun birimi kilojül, saat derece santigrattır. Orada sadece ne demiş? Saatte kilojül olarak derece sıcaklık farkı için birim. İşte bunu da bu soruda öğretmek açısından ele aldık. Birim jül bölü saat derece santigrat veya başına kilojül getirebiliriz. Soruda 2400 kilojül demiş. O zaman birim buysa arkadaşlar derece sıcaklık farkıyla biz bunu çarpacağız. Soruya bir daha bakalım. Derece sıcaklık farkı olarak gerçekleşmektedir diyor ve kışın 20 derece diyor. Bakın arkadaşlar derece sıcaklık farkı. Dışarısı 0, içerisi 20. Yani bunun farkının adı derece sıcaklık farkı. TH 20 soruda vermiş. TL 0 soruda vermiş. Bunun farkını alacağız. İlle ne burasının 0 olması şart değil. Dışarısı 2 derece de olabilir. O zaman dereceyle bunu çarptığımızda zaten bunlar birbirini götürüyor. 48.000 kilojül bölü saat. Bu zaten kilojül bölü saat güç birimidir. Yani kilovata götürür bu. Onun için Q çıkan üstünde nokta var ve 48.000 kilojül saat. Böylece derece sıcaklık farkını da kısaca anlatmış olduk. Q çıkanı bulduk. Q çıkan zaten QH. COP ısı pompası zaten QH bölü VNet'ti. Evin kaybettiği ısı akımı, arkadaşlar hani watt birimine ısı akımı diyorum ben. Çengel'in kitabı, Çengel Hoca'nın kitabında da onun çeviri ekibindeyim. Ben onu ısı akımı olarak orada yazmıştım. Evin kaybettiği ısı akımı kadar ısı pompası eve ısı akımı vermelidir ki iç sıcaklık 20 derece olarak kalabilsin. Biz hep iç sıcaklığı 20 derece istiyoruz. O zaman evin kaybettiği ısı akımı ne kadar o? Burada var şu gül çıkan. 8000 kilojül saat. O zaman COP'de bunu değerlendirelim. COP ısı pompası işte QH, Q çıkan kadar olacak zaten. 8000 kilojül bölü saat bölü VNet. Minimum güç demek Carnot ısı pompası veya Tersinger ısı pompası demek. Bunu konuştuk. Tersinger ısı pompasında arkadaşlar COP ısı pompası eşittir. COP ısı pompası Tersinger olur dedik. Zaten biraz önce de üç durumdan bahsettik. Bu ikisi birbirine eşit oldu. Tersinger ısı pompasıydı. Bunun adı. O zaman şu yukarıda bunu böyle bıraktık. Ama soruda ne demiş? Şu ifadeyi göz önüne aldığın an Tersinger ısı pompası kabul et. O zaman ısı pompası tersinde bir sıcaklıklar cinsinden bu oran olarak da yazabiliyorduk. Elimizde bu sıcaklıklar var. O zaman COP ısı pompasını biz hesaplayabiliyoruz ve tersinde çalıştığımız için bu ikisi birbirine eşit. Sıcaklıkları onun için yukarıda Kelvin'e çevirmişim. Burada Kelvin olması şart. İşte 293 ile 270 arasında çalışıyorsak arkadaşlar COP ısı pompası tersidir. Bakın yüksek bir değer çıkıyor. Bunlar yüksek değerler. 14.6575. Gerçekte buna yaklaşamıyoruz. Bunlar yüksek değer. Tersinir ısı pompası için burası 14.6575. Şurası 48.000. O zaman bu VNet mine dönüştü. Bak yukarıda VNet yazdık sadece ama tersinir döndürdüğümüz an zaten bu minimumdu. Sonra da minimum VNet'i soruyor. Bu oran çerçevesinde 3274.774 kilojoule saat. Bu kilojoule saat birimi. Biz bunu kilovata çevireceğiz. Ona göre arkadaşlar birim analizi yapacaksınız zaten. Yani burası saat ise bunu saniye çevireceğiz. Kilojoule saniye çevirdiğin şeye zaten kilovat diyoruz. O da 0.91 kilovat olarak karşımıza çıkmış. Evet, kışı hallettik. Minimuma nasıl erişebiliriz? Minimum kelimesinin önemi nedir? Ondan bahsettik. Şimdi yazı halledelim. Yazın TL bu sefer 25 derece olacak. Yani evin sıcaklığı veya 298.15 Kelvin olacak. Bu çerçevede çevre sıcaklığı ne olabilir diye soruyor bize. Hani maksimum dış sıcaklık ne olabilir? Maksimum kelimesini gördüğün an biraz sonra tekrar Carnot'a döneceğiz. V'ye giren arkadaşlar 3274.774 kilojoule bölü saat. Bu VNet min olsun. Sonuçta bunu aynı al demiş soruda.
Q giren yine arkadaşlar Q ile 2400 kilojoule saat derece santigrat. Bakın bu sabit ama değişken ne? TH sıcaklığı. Burada sıcaklık farkını alıyorduk. Biraz önce 2400 tamam sabit ama TH burada değişken. COP soğutma makinesine geçtik arkadaşlar. QL bölü V girendi bunun tanımı. QL'yi yukarıda şu şekilde yazabildik. Zaten bizden TH istiyor ya, onun için burada TH bilinmeye. 2400 T eksi 298.15 aşağısı V giren aynı alacağız. 3274.774 kilojoul saat. Bak burası kilojoul saatse yukarısı da kilojoul saat olacak. Evet. Birimler uydu mu, sorun yok. Karno soğutma makinesinin adı tersini soğutma makinesi. Tersini olduğu an TH maksimuma gidiyor. Tabii ki QL maksimuma gidiyor. COP soğutma makinesi tersineri bir sıcaklıklar cinsinden yazabiliyoruz. Bunlar elimizde var ama TH yok tabii ki. Ona göre bunu düzenlersek TH cinsinden yazarız. Tersinir soğutma makinesinde şu ikisi birbirine eşit olacak. O zaman TH cinsinden şu ikisi birbirine eşit olacak. Matematik olarak buradan TH'yi çözebiliyoruz. Evet, o da 45.17 derece santigrat çıkıyormuş. Arkadaşlar chatte sorularınız var. Onları biraz sonra cevaplandıracağım. Evet, yaz için tabii ki arkadaşlar yaz için içerisi sıcak. Pardon, dışarısı sıcak, içerisi soğuk yaz için. Dışarıdan içeriye Q giren olacak. Onun şeklini de bu şekilde çizebiliriz. Okların yönü değişiyor bak o zaman. Isı pompası soğutma makinesine dönüşüyor. Evet. Termodinamik ikinci yazısına giriş yaptık. Bizim için entropi konusu önemli. Ama burada hem çevrimleri ele aldık. Çevrimler bizim için önemli. Soğutma makinesi, ısı pompası ve ısı makinesi olmak üzere çevrimler önemli. Hem çevrimler hem hal değişimleri için tersinir tersinmezlikten bahsettik. Bu tersinir tersinmezlik konusunu yine açacağız. Arkadaşlarımız seçti, sorular sordular ama adım adım gidiyoruz. Her şeyi burada anlatmıyoruz. Sonra onu açacağız. Bu çerçevede bu bölümü bitirdik ama soru çözeceğiz yine de şimdi arkadaşlar. Bir iki tane sınav sorusu çözelim. Ondan sonra son söyleyeceklerimize geçelim. Evet, şimdi bakayım bir saate. Ben de yoruldum. Yine bir 10 dakika ara verelim. Bu 10 dakika aradan sonra arkadaşlar geçmişte sorduğumuz sınav sorularını bir değerlendirelim. Ondan sonra da kısa sınavımızı yapalım. Evet, dinlenmek üzere 10 dakika aramızı verdik. Herkes saatine baksın. Saat 4'te buluşmak üzere.
Arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Bazı soruların cevaplarını chat'e yazdım. Oradan okuyunuz. Şimdi geçmişte sınavda sorulmuş veya önem arz eden bir iki soru üzerinde duralım. Termodinamik yasaları kapsamında ikinci yasaya giriş yaptık. İkinci yasaya giriş dersinin bu soruları önemli. Bu sorular üzerinde duralım. Final ödevine de hazırlık yapalım. İş akışkanı olarak R134A kullanılan bir ticari buzdolabı soğutulan ortamı -30 derece santigrat sıcaklıkta tutmak için kullanılmaktadır. Buzdolabını inceleyeceğiz burada. Buzdolabı atık ısıyı yoğuşturucuya 18 derece santigrat sıcaklıkta 0,25 kilogram bölü saniye debiyle giren ve yoğuşturucudan 26 derece santigrat sıcaklıkta çıkan soğutma suyuna vermektedir. Şekil üstünde de biraz sonra tartışacağız bunları. Soğutucu akışkan yoğuşturucuya 1,2 megapascal basınçta ve 50 derece sıcaklıkta girmekte. Yoğuşturucudan aynı basınçta, bakın aynı basınç demese de olur, ısı değiştiricilerinde basınç değişmez dedik. Ve aşırı soğutulmuş olarak, bak geçmişte aşırı soğutma ve aşırı ısıtma hakkında bilgi verdik. Burada da aşırı soğutulmuş olarak 5 derece sıcaklıkta çıkmaktadır. Bu aşırı soğutma ve aşırı ısıtma karşınıza çıkar dedik. Kompresör 3,3 kW güç harcadığına göre soğutucu akışkanın kütlesel debisini bulacağız. Soğutma yükünü bulacağız. Soğutma yükü kavramından bahsetmiştik. COP'yi bulacağız. Aynı soğutma yükü için kompresörün tüketeceği en az gücü bulacağız. Bak en az, en çok, maksimum, minimum ifadeleri önemli. Bu soru da önemli. Buna göre ele alalım. Arkadaşlar şekli inceleyelim. Bir soğutma çevrimindeki elemanlar basitçe bu şekilde olabilir. Önce buharlaştırıcıdan başlayalım. Buharlaştırıcının amacı ortamı bir TL sıcaklığında tutmak. Bu da -30 derece santigrat. Bu -30'u sağlamak için içeriden hep küle ısısını çekecek. Bu ısıyı çektiği an zaten buradaki soğutucu akışkan buharlaşıyor ve ısıyı çekmiş oluyor. Sonra kompresöre gidecek. Bu kompresörün amacı bunun basıncını arttırmak, ona göre yoğuşturucuya göndermek ve kompresör de elektrik işiyle çalışıyor. Ve giren kilowatt biriminde 3,3 üzerinde nokta var. Bu çıkıştaki bilgiler ölçülmüş. Bunu biz mühendis olarak ölçebiliyoruz zaten. Buraya bağlayacağımız ölçme cihazlarıyla sıcaklık 50 derece santigrat ve 1,2 megapascal basıncı ölçüyoruz. Soğutucu akışkan tarafı bak bu. Şurası soğutucu akışkan tarafı. Bu bir çevrim geçiriyor. Buradan 50'de giriyor yoğuşturucuya. 5 derece aşırı soğutulmuş olarak çıkıyor. Buraya basıncı yazmasa dahi yoğuşturucu da ve buharlaştırıcı da basınç değişmeyeceği için bir tanesi belli ise giriş veya çıkış aynısını alırız. Gelelim yoğuşturucunun çalışma prensibine. Buradan soğutucu akışkan giriyor. Tabii bu soğutucu akışkan bu bir ısı değiştirici sonuçta. Enerjisini başka bir akışkana vermesi gerekir. Suyu kullanmışız. 18 derecede 0,25 kilogram bölü saniye debide giriyor. Isıyı alıyor. Aldığı için ısınıyor zaten. 26'da çıkıyor. Tamam. Bu bilgilerin hepsi bize lazım olacak. Arkadaşlar termodinamik özelliklerin belirlenmesi hakkında çok konuştuk. 50 derece 1,2 megapascal. Tamam. Soğutucu akışkanla çalışıyoruz. 50 derece için doyma basıncı 1319 ise buradaki 1,2 megapascal, tabii o kilopascal, yani 1,3 megapascal. P1 küçük P'de olduğu için kızgın buhar bölgesindeyiz. Kompresör çıkışımız kızgın buhar. Tablo A13'ten yararlanacağız çünkü soğutucu akışkan 134A ile çalışıyoruz. Kızgın buhar tablosundan H1'i okuyacağız. Bu bize lazım olacak. 278.28 kilojoule ve kilogram. Özgür entalpiyi okumuşuz. Tamam. Bunları çok çalıştık. Aşırı soğutmayı da çalışalım. O ne demek? T2 sıcaklığı 5 derece aşırı soğutmaya sahipmiş. İşte o doyma sıcaklığı -5 demek. Aşırı ısıtmayı geçmişte bir programda ele aldık. Burada arada eksi var. Aşırı soğutma doymuş sıvı noktasına ait doyma sıcaklığından aşırı soğutmaya ait sıcaklık düşüşü kadar aşağıda çalışmak demektir. O zaman tabii ki sıkıştırma sıvı bölgesinde çalışıyoruz. Yani doymuş sıvıdan aşağıda çalışıyoruz demek sıkıştırma sıvı bölgesi.
Yani doyma sıcaklığını alacağız. Ondan bu 5 verilmiş bize. 5'i çıkaracağız. Bunlar arkadaşlar çok kullanılır sanayide de aşırı ısıtma, aşırı soğutma. Anlamı bu. Basınç değişmedi. 1.2 megapascal için T doyma 46.29 derece santigrat. T2'nin sıcaklığı o zaman 46.29'dan 5'i çıkarıyoruz. 41.29 derece santigrat. İşte basınç değişmedi dedik 1.2. V134A için gerekli karşılaştırmaları yaparsak elimizde basınç varsa T doymaya bakacağız. Bu 46. Bizdeki sıcaklık 41. Zaten T doymayı şurada hani bulduk 46 olarak. Bu 41 zaten sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz. Aşırı zaten soğutma demek sıkıştırma sıvı bölgesine düşüyorsun demek. 41.29 düşük bir sıcaklık sayılır. Onun için H2'yi yaklaşık HF'ye alabiliriz. Bu da yaklaşık 110.22 kilojoule bir kilogram olarak karşımıza çıkar. Tablo A11'de. Ama tablo okumaları geçmişte çalıştık. Arkadaşlar yoğuşturucuyu şuraya tekrar çizmişiz. Bak soğutucu akışkan MR kütlesinde veya üstüne nokta koyarsak debisinde ise H1 olarak giriyor, H2 olarak çıkıyor. Kütleli enerji girişi, kütleli enerji çıkışı. Ama su tarafına bakarsak onu da MSU üzerine nokta koyarsan kilogram bölü saniye biriminde MSU debisini ele alırsan o HSU1 olarak giriyor, HSU2 olarak çıkıyor. Önce suyu halledelim o zaman. Yoğuşturucuya giren ve çıkan su doymuş sıvı olarak alınabilir. Bunlar sıkıştırılmış sıvıdır ama doymuş sıvı olarak alacağımızı geçmişte konuştuk. Sıcaklıklar düşük. Entalpileri, özgül entalpileri direkt HF olarak alırız. Biri 75, biri 109. Tablo A4'ten su için bunları okuyabilirsin. Yoğuşturucunun şeklini çizdik. Su için entalpileri, özgül entalpileri okuduk. Zaten yoğuşturucu akışkan için de okumuştuk. Bu yoğuşturucudaki enerji dengesini bulalım. Termodinamiğin birinci yasasını uygulayalım. Sınırlardan kütle giriş çıkışları var. Yoğuşturucuda başka bir giriş çıkış yok. O zaman bu bir açık sistem. Soğutucu akışkan şu kütlede giriyor, bu kütlede çıkıyor. Su da bu kütlede girip bu kütlede çıkıyor. Arkadaşlar watt biriminde yazarsak E giren H1 çarpı MR üzeri nokta olacak artık. Yani birimi watt olacak. Ve su girişi var. O da MSU çarpı HSU1. Çıkış da aynı şekilde MR ve MSU cinsinden H2 ve HSU2 olacak. Sürekli akışlı bir sistem burası sıfır. O zaman elimizde sadece entalpi farkları kaldı ki biri su, biri soğutucu akışkan için R ve su kaldı. Arkadaşlar şuradan bakarsak HSU1, HSU2 belli. Biraz önce tablodan okuduk. Debisi verilmiş. Şu ikisini de tablo okumadan elde ettik. MR belli değil. Tamam. Zaten A şıkkı MR'yi soruyor. O zaman yoğuşturucudaki bu bilgiler kapsamında MR'yi kilogram bölü saniye olarak tespit edebiliriz. O da 0.0498 kilogram saniye. Virgülden sonra 4-5 basamak önemli. Birim zamanda çalışıyoruz. Arkadaşlar B şıkkı soğutma yükü diyor. Yoğuşturucu bir ısı değiştiricidir ve V134A'nın kaybettiği enerji suyun kazandığı enerjiye eşittir. Önce buradan yola çıkarak soğutma yükünü hesaplamaya çalışalım. Arkadaşlar yoğuşturucu ikiye ayırdık bak bu sefer. Biri soğutucu akışkan, biri su. Sonuçta şu H1'de girip H2'de çıkarken Q'ye kadar ısı verecek suya, su da Q'ye kadar ısıyı alacak zaten. O zaman biz Q'yi ister MSU cinsinden ister MR cinsinden yazabiliriz. Ama burada ikisi de işimize yarayacak. Enerji dengesi sonucu bunları yazabiliyoruz. Bak MSU elimizde var. Şu ikisinin farkı elimizde var. O zaman QH 8.37 kilowatt çıkıyor. Tamam. Bunu istersen hani MR de belli. MR belli değildi soruda. Sonra belli oldu. Ama MR çarpı H1-H2'den de aynı sonucu bulursun. Soğutma makinesi için COP B şıkkını bak hallettik burada. Bu bitti. Şimdi soğutma makinesi için COP'yi halledeceğiz. Altına R koyarsak burası QL bölü V'ye giren soğutma makinesi için.
enerji dengesini de yazabiliriz. Soğutma makinesi için, bak bu sefer çevrim için, yani soğutma makinesi soğutma çevrimine ait durum. Soğutma çevrimini ele aldığımızda yine çevrim geçiren için burası sıfır. E giren Q'ye girecek, V giren girecek, çıkan Q'ye. Soğutma makinesi için bu üçünden bahsediyorduk zaten. Bu üçünü toparlarsak şu eşitliği elde ediyoruz. Burada Q'ye belli değil. Soğutma makinesi için COP'den yararlandık. COP'den yararlanacağız biraz sonra. Soğutma makinesi enerji dengesinden yararlandık. Ve Q'yi 5.07 kW olarak bulduk. Evet, soğutma makinesinin COP'den bunu bulduktan sonra yararlanacağız zaten. 5.07 var, 3.3 var. Bunların oranı 1.54. Birden ne kadar büyükse o kadar iyi. Bu 1'e biraz daha yakın çıktı. D şıkkında arkadaşlar en az güç demiş. O zaman hemen tersidir çevrime gideceğiz veya karnı soğutma makinesine gideceğiz. O zaman COP max'ı yazabiliriz biz. COP max olacak ki en az gücü elde edelim. Sıcaklıklar belli. Bunu çalıştık. O zaman bak burası 5.066 çıkıyor. Ne demişim? TH çevre sıcaklığı ve suyun yoğuşturucuya giriş sıcaklığı olarak alınacaktır. Ha, burada TH'yi ne alacağız diye sorabilirsin. Arkadaşlar TH sonuçta soğutma makinesi bu çevreyle çalışıyor. Çevre sıcaklığı verilmemişse yoğuşturucuya giren suyun sıcaklığı zaten yaklaşık çevre sıcaklığıdır. Bak bu mühendislik yaklaşımı soruda önemli. Bunları hep not alın. Bunlar önemli noktalar. COP max QL bölü V'min, bak bu sefer. Maksimum geçtiğimiz zaman burası V'nin minimum değeri olacak. 5.066'yı bulduk. 5.07'yi de bulduk. Buradan min'i çekersen yaklaşık 1 çıkıyor. Bunlar birbirine çok yakın. 1 kW'lık bir minimum iş elde ediyoruz. Ben buraya bak ikinci yasa verimini de yazmışım. Bunu ileride çalışacağız. COP R'nin COP max'ı oranı zaten arkadaşlar ikinci yasa verimidir. Biri 1.54, biri 5.66, 0.30. Bu ne demek? Eğer biz bu sistemi ideal olarak çalıştırsaydık maksimum COP değerimiz 5 olacaktı yaklaşık. Ama gerçekte 1.54 ile çalıştırabiliyoruz. Yani 5'in %30'u kadar düşük bir seviyede çalıştırabiliyoruz. Evet, başka önemli soru. Çalışma akışkanı olarak 0.12 kilogram bölü saniye debisinde R134A kullanan doymuş sıvı doymuş buhar karışımı bölgesinde sürekli akış içeren bir Carnot ısı pompası çevrimine ele alınız. Bu sefer ısı pompasıyla çalışacağız. Ama bu tersinir olacak Carnot olduğu için. Çevrimdeki maksimum mutlak sıcaklık minimum mutlak sıcaklığın 1.2 katı olarak ve çevrime net güç girişi 5.2 kW olarak verilmiştir. Isı çıkışı işlemi sırasında R134A doymuş buhardan doymuş sıvıya dönüşmektedir. Çevrimdeki maksimum basınç bölü minimum basınç oranını belirleyin diyor. Tamam, soru elinizde var, çözüme bakalım. Carnot ısı pompası, tersinin ideal ısı pompası olarak alınacak Carnot lafını gördüğümüz an. Soğutucu akışkanın cinsi verilmiş. Debisi verilmiş 0.17 kilogram bölü saniye. Islak buhar bölgesine denmiş. T max 1.2 T min denmiş. V'ne etkilen arkadaşlar 5.2 kW olarak verilmiş. Isı çıkışı Q'ye doymuş buhardan doymuş sıvıya dönüşüm olacak denmiş. Bak T ve diyagramı da çizmişim ben bu çerçevede. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. TL sıcaklığı burası. Burası da P'min basıncı, yani PL basıncı. P basıncında P max'ta ise T sıcaklığı çerçevesinde çalışacağız. Şurası doymuş sıvı noktası, burası doymuş buhar noktası. Bak burada doymuş buhardan doymuş sıvıya ısı çıkışı geliyor. Burası ısı çıkışı zaten Q'ye. O zaman doymuş buhardan doymuş sıvıya ilerlerken bir ısı çıkışı oluyor. Bu laflar böyle TV diyagramına bu şekilde aktarılacak. Arkadaşlar sınavdaki diyagramların %50'si yanlış çiziliyor. O diyagramları öğrenmeyen bu dersten yaz okulunda geçemez. Aklımdayken onu da söyleyeyim. Bu diyagramları 50 kere anlattım. Önemli noktalarını söyledim.
Hala yanlış çizen varsa onu artık bir daha dersi alarak öğrenebilir. Pmax, QH'nin çıktığı doymuş buhardan doymuş sıvıya sürekli akışın olduğu durumda PH basıncı olarak karşımıza çıkıyor. Buraya da yazdık bak. PH, Pmax'a dönüşüyor. QH, yoğuşturucudan dışarı atılmaktadır. Tamam. Yoğuşturucu için enerji dengesini yine yapalım. Akışkan giriyor H1'de. Arkadaşlar doymuş buhar verdiği için H1 G'ye eşit bu. Burayı doymuş sıvı verdiği için H2 F'ye eşit ve QH çıkışı buradan var. Uzatmayalım. Sürekli akışta burası sıfır. Giriş çıkışlardaki bilgiler şunlar. Bunları toparlarsak MR H1 eksi H2 eşittir QH'ye dönüşüyor bu. Şunları da konuştuk. Biri 1G olacak, biri 2F olacak. Yani bu ikisinin farkı FG'ye eşit olacak. Sonuçta bu FG derivi tabloda var. Yani direkt G ile F'yi okumaktansa, ikisini okumaktansa direkt bunu okuyabiliriz. Burada bir girişi ve iki çıkışı göstermektedir demiş. Bu HF'ye biz arkadaşlar dersin ilk başında zaten buharlaşma entalpisi demiştik. Yani biz QH'yi buharlaşma entalpisi cinsinden de gösterebiliriz bu çerçevede. Doymuş buharla doymuş sıvı arasında çalıştığımızda bu H'nin adı zaten buharlaşma entalpisi. Isı pompası için COP QH bölü V net veya QH bölü 5.2 kilovat. Bu 5.2 kilovat elimizde var. Isı pompası için arkadaşlar tersine durumda COP sıcaklıklar cinsinden elde edilir demiştik. 6 çıkmış. Şimdi 6 eşittir QH bölü 5.2 kilovat dersek buradan QH'yi 31.2 kilovat olarak elde ederiz. Tersine durumda. O zaman bizim QH değeri veya küçük QH değeri yani birimi kilojoule kilogramsı küçük olarak gösteriyorduk. Büyük QH'nin MR'ye oranı. Birim analizi yaparsanız zaten kilojoule kilogram çıkar. 31.2'yi 0.17'ye böldüğümüzde 183.53 kilojoule kilogramlık QH'yi, küçük QH'yi elde ederiz. Arkadaşlar şu yandaki bilgiyi söylemedim yani şurada kullandık. Bu Tmax 1.2 Tmin olarak verilmiş zaten yani şurası. Şu oranda 1.2'yi kullandık. Evet. Bu QH değerini burada özetlemişim arkadaşlar. Biraz önce dedik ya büyük QH eşittir MR çarpı HFG. Buradan HFG'yi çekersek QH bölü MR çerçevesinde bu HFG zaten QH'ye eşit çıktı. Bak 183.53. Buradan da aynı sonuç zaten sonuç olarak hesaplayabiliriz. Islak buhar bölgesi için HFG 183 olarak bulundu kilojoule bölü kilogram biriminde. R134A için tablo A11'den HFG'nin 183.53 olduğu yeri bulacağız ki basınçlar oranı soruluyor ya bize. Onun için şu değer direkt olarak tabloda yok. Arada bir yere düşüyor. Enterpolasyonla sıcaklığı da bulmuşum burada. Basıncı da bulmuşum. Pmax'ı ve T'yi de bulmuşum. İlgili tablodan arkadaşlar çeşitli interpolasyon işlemleriyle bunları bulursunuz. TL T bölü 1.2 idi. Arkadaşlar zaten T'yi burada bulduk. 291. Bu çerçevede burayı dereceye çevirmişiz. TL'yi de bulursun. 15.53 derece santigrat. 15.53 derece santigrat için Pmin'i de bulursun. Sonuçta bu sıcaklığı bulduk ki Pmin'i bulalım. Ve bu oran Pmax bölü Pmin 1.1 çıkıyor boyutsuz olarak. Evet arkadaşlar biraz yorulduk. Son soruyu da ele alıp kısa sınava geçelim. Bakın bu son soruyu ben yaz okulunda, geçmiş yaz okulunda veya güz döneminde sorduğumu hatırlıyorum. Yani iki sınavdan birinde sordum. Böyle soruları seviyorum ben. Bunu da güzelce çalışıp dersi bitirelim. Çevre sıcaklığının 300 Kelvin olduğu bir ortamda 355 Kelvin sıcaklıkta 10 üzeri 5 kilogram su içeren bir havuzdan çıkarılabilecek maksimum iş miktarını belirleyeceğiz.
Havuzdaki su sıcaklığının havuzdan enerji çıkarıldıkça kademeli olarak azalacağını dikkate alın. Bak, sabit değil burada. Böyle soruları seviyorum ben dedim. Bunu çalışalım. Havuz 355 Kelvin başlangıçta. Buradan arkadaşlar enerji alacağız. Maksimum, bak maksimum kelimesi de önemli. İş miktarını belirleyeceğiz. Zaten bir yerden biz enerji alıyorsak ve buradan ısı enerjisi alıyorsak ve buradan iş elde ediyorsak bu ancak ısı makinalarıyla olur. Bu sorunun içinde ısı makinesinden söz etmesine gerek yok. Burada yazılanlardan sen bunu anlayacaksın. Tamam. Havuzu yazdık. Başlangıçta 355 Kelvin. QH'yi çekiyoruz. Isı makinesi çerçevesinde VNT elde ediyoruz. Ve ısı makinesiyle çalışıyorsak QL de olacak zaten. Çevre sıcaklığı da 300 Kelvin ise bu QL ısısını 300 Kelvin'deki çevre sıcaklığına, bak burada soruda vermiş zaten 300 Kelvin'i, atıyoruz. T çevre tabii ki TL olacak. 300 Kelvin. Bu sabit. Bunu değişsin demedik. Ama havuzun sıcaklığı oradan enerji çektikçe gerçekte değişir. Anlık çalışmıyoruz. Bu değişken azalıyor. Başlangıçta 355 Kelvin. 10 üzeri 5 kilogram havuzdaki arkadaşlar kütleyi vermişiz. Onun için MH demişim ben ona. 10 üzeri 5 kilogram. Tamam. Maksimum iş. Ters sinir çevrim veya karno çevrimi. Havuzdan çıkarılabilecek iş ısı makinesiyle olacak zaten, bunu biliyorsunuz. Ve VNet kadar olacak. Evet, bu maksimum kelimeleri çerçevesinde arkadaşlar şurada maksimum işlediği için Carnot ısı makinesine gittik. O zaman biz ısı verimi Carnot'da 1-TL bölü TH olarak yazabiliyoruz. Bunu yazabiliyoruz, tamam. 1-300 Kelvin sabit, TH değişken. Bunu o zaman burada dursun böyle değişken olarak. TH değişken. 355 Kelvin'den 300'e kadar gidebilir bu. Hani biraz sonra onu tartışacağız da buraya da yazmışım. Sonuçta bu havuzdan enerjiyi çekiyoruz, sıcaklığını azaltıyoruz. Buna ulaşabileceği en son sıcaklık çevre sıcaklığı kadar olur. Bunun altına düşmez zaten. Onun için 355'ten 300'e değeceğiz biraz sonra zaten. Burada ben onu kısaca şöyle belirtmişim. Havuzun sahip olduğu enerji miktarı arkadaşlar 355 ile 300 arasında çalışacağımızı konuştuk. Hal 1 355 Kelvin, P1 U1'e bakacağız. Sıkıştırılmış sıvı zaten bu, yani sıkıştırılmış sıvı havuzdaki su. Hal 2'yi tartıştık. 300'e kadar erişebilir. Basınç değişmeyecek sonuç olarak. Havuzun içindeki suyun basıncı atmosfer basıncına eşit olabilir. P2 eşittir P1, bu değişmeyecek. Ama U2 değişecek, sıcaklık değişiyor. Havuzun sahip olacağı enerji miktarını bu çerçevede enerji dengesinden, bak her zaman birinci yasa karşımıza çıkar. E giren eksi E çıkan eşit delta sistem. Dikkat! Havuzdaki suyla çalışıyoruz. Havuzdaki suyun kütlesi belli. Havuzdaki suyun kütlesi bu. Delta ES ile çalışıyorsak iç enerji farkıyla çalışıyoruz. Bak buraya entalpi yazan da oluyor. Burayı geçmişte çalıştık. Burası iç enerjiden, kinetik enerjiden ve potansiyel enerjiden oluşuyor. Başka da bir şeyden oluşmuyor. Havuzdaki, havuzu bir kapalı sistem olarak alırsan iç enerji farkı çerçevesinde buradaki enerji değişecek. Burası kilojoule bölü kilogram, yani bu özgül iç enerji. Onu kütleyle çarpacağız. Ve havuzdan Q çıkan var. Bir giren yok. Sonuçta buraya sıfır alacağız. Soruda girenden bahsetmemiş. Havuz zaten sıcak. Q çıkan olarak alacağız. Başlangıçta 355 Kelvin'de sıcak. O zaman Q çıkan M havuz U1 eksi U2. Arkadaşlar şurada eksilik var ya şurada. Bu eksiyi bu tarafa atınca U1 eksi U2 oluyor. Şuradaki U2 eksi U1. Şuradan eksi geliyor. Tamam. Sıvılar için Q çıkan, arkadaşlar U'yu gördüğün an hani C'ye, CV'ye gidecektin ama sıkıştırılamaz sıvılarda burada CV, CP olması çok fark etmiyordu. Sıcaklık da düşük zaten, onun için çok fark etmiyor. Bakın yüksek sıcaklıklarda fark eder, onu geçmişte konuştuk. Sen hani tablodan da bunu okursun da burada bu şekilde yapmışım ben, çünkü biraz sonra bu şekil bize lazım olacak. C özgül ısı olmak üzere M, H, C, TH1 eksi TH2 demişiz havuz için. Arkadaşlar U1, U2'den T'ye geçtik. Çünkü bu soruda T'ye geçmemiz gerekiyor. Q çıkanı biz diferansiyel formda yazarsak, o ısı yola bağlı olduğu için diferansiyel formda böyle bozuk değeri gösteriyoruz.
M sabit tamam, C sabit tamam ama burada sıcaklık değişken dedik ya, havuzun sıcaklığı değişiyor. Onun için TH ile TH1 ile TH2'yi burada modelledik. Bunun başına bir D diferansiyeli gelecek. Yani delta T'yi biz DH olarak yazdık diferansiyel formda. Bu matematik bilgisi de önemli. Arkadaşlar delta QH eksi delta Q çıkana eşit. Zamanla azalan sıcaklık değeri çerçevesinde ısının pozitif çıkması için delta Q çıkan eksiyle çarpıldı. Yani bu hani bildiğimiz bir konu. Sonuçta zamanla azalan sıcaklık değeri çerçevesinde bu eksiği koyabiliriz de koymayabiliriz de ama koymakta fayda var. Buraya eksiği koyalım. Bu bilgiler hep not ediyorsunuz. Bunlar önemli bilgiler, mühendislik bilgileri. Diferansiyel formda yazdık. Arkadaşlar bir adım daha ileri gidelim. Bu diferansiyel formda QH neydi? Bak yukarıda var. MC D TH. D TH kalsın. MS elimizde var. 10 üzeri 5 kilogram. Su için arkadaşlar şunu 4,18 kilogram Kelvin almışız. Oda sıcaklığında sabit alabiliriz veya iki sıcaklık belliyse bak biri 300 biri 355 belli. Bunun toplamı toplam ikiye böldüğümüz 327 çıkıyor. Sen bunu yani oda sıcaklığına da alsan çok fark etmez ama 327,5 için tablodan 4,18'i almışım ben. Bu noktalara da dikkat edelim. İstersen yani 300 Kelvin karşısında ne varsa onu da alabilirsin. Çok sonucu etkilemez. Evet, içerideki bu sayısal değerleri şu şekilde birleştirebiliriz. Eksi 4,18 nokta 10 üzeri 5 oluyor burası. DH kalsın dedik. Bunu şimdi modelleyeceğiz bak. V max bizden isteniyor. Buradan V net'e geçtiğimizde delta V net olarak bunu yazdık diferansiyel formda. O zaman ısıl verimi biz diferansiyel formda yine yazabiliriz. Delta V böyle delta Q olmak üzere. Bu soruda zaten biz ne demiştik? Isıl verimi bu şekilde yazdığımızda tersine olarak çalışıyorsak tersinin ısıl verimi de aynı şeye eşit. Bu soruda da tersini çalışacağız. Buradan Q V neti çekersek ısıl verim bak tersinin ısıl verim ama çarpı delta Q'ye eşit oluyor. Yukarıda QH için bir eşitlik yazdık. Onu buraya taşıyacağız. Bak. Delta V net yukarıdaki yazdığımız şey ne? Şuradan devam edelim. Isıl tersinin verim çarpı delta QH. Isıl tersinin verimi nasıl yazabiliriz? Şu eksilik başta olsun. 1 eksi 300 Kelvin bölü TH. 300 sabit TH değişken. Bak buralar önemli. Sonra şu ifadeyi yukarıda elde ettik. Bak şurada var. 4,18 10 üzeri 5 DTH. Onu da buraya taşıdık. Çok güzel. Zamanla değişim olduğu için sıcaklık 355'ten 300'e değiştiği için başına bir eksi koyduk. Çünkü şurası ne? Nedir? 355'ten 300'e değişiyor, azalıyor yani. Eksiği koymasan da arkadaşlar hani bunu bileceksin. Hani şu koysan koymasan çok önemli değil. Sonuç pozitif çıksın diye eksiği koyduk. Ama bu eksiği koymazsan sonuç negatif çıkacak. Ama sen bileceksin ki 355'ten 300'e değiştiği için sonuç eksi çıkıyor. Ama net iç miktar eksi olmayacak. Oradaki eksinin tek göstergesi şuradaki sıcaklığın azalması olacak. Neyse onu biraz sonra yine konuşuruz. Ama bizden istenen V neti bak integral olarak bulacağız. Buranın integrali zaten V nete eşit olacak. Şurada sabiti dışarı çıkarırsan buranın integrali şu olacak. Yani sıcaklık değişken ya. Ama bu içerisinin integralini ona göre alacak. Arkadaşlar 4,18 çarpı veya nokta 10 üzeri 5 sabit. İçerideki integrali alırsan 300 eksi 355 eksi 300 şöyle bak. Parantez içinde dikkat edelim. Buraya ln geliyor. Ln 300 eksi ln 355 geliyor. Yani integrali alacağım. Bu herhangi bir sabitin değişkene oranı integralinde ln karşımıza çıkar. Evet. 355 ile 300'ü değerlendirdik. Ona göre integral aldık. Ve karşımıza bir sayısal değer çıktı. Yaklaşık 18,8 nokta 10 üzeri 5 kilojül. Evet aşağıda da onu böyle yazmışım zaten.
veya 1.9 gigajül. Arkadaşlar sonuç pozitif çıktı. Çünkü iş miktarı eksi olmaz. Ama eksi çıksaydı biraz önce konuştuk. Şuradaki sıcaklık azalışından çıkacaktı. Biz o eksiliği başına bunu eksi koyarak yok ettik. Toplam çıkan net iş miktarı bu. Maksimum değer bu. Bu soru önemli. Elinizde yazılı olarak da var. Güzelce çalışın. Arkadaşlar bir soru daha var. Onu burada çözmeyeceğim. Bu soruya benziyor. Sanırım bu soruyu da geçmişte sınavda sordum. Herhangi bir sınavda sordum. İkisini de sordum. Bu ötekine benziyor. Bunu da siz çalışacaksınız. Şimdi biz dersimizi bitirip kısa sınava geçiyoruz. Evet, kısa sınavı bulayım. Şimdi ekrana yansıtacağım. Evet, buldum. Arkadaşlar, kısa sınav sorusu bu. Her zaman PDF şifresini de veriyoruz. Yani isteyen sistemden çıkabilir ama çıkmadan önce bir chatte neler var ona bakalım. Evet, chatteki soruları değerlendireceğim dedim. Onları ben bir çalışayım. Size bilgi vereceğim. Arkadaşlar, 45 dakikalık sınav süremiz başlıyor. PDF şifresi bu. Artık sorunuz yoksa sistemden çıkabilirsiniz. Ben de biraz sonra sistemi kapatacağım.